Bengitürk'ten mutlu akşamlar değerli izleyenler. Düşünce Haritası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Hemen konuklarımızı takdim edelim. Ankara Stüdyosu'nda bizlerle MHP Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Bahadır Bumin Özarslan. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Yine Ankara Stüdyosu'nda bizlerle uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Kürşat Korkmaz hocamız eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar Ayşenur Hanım, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Yine İstanbul Stüdyosu'nda bizlerle olacak MHP MDK Başkan Vekili Avukat Niyazi Paksoy. Efendim siz de hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi yine her hafta olduğu gibi hem iç siyasetin hem dış politikanın öne çıkan başlıklarını masaya yatıracağız ama bu hafta iç siyaset gündemiyle sıcak bir giriş yapalım istiyorum. Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi ve gündeme oturdu. Şimdi hala tartışmaları sürüyor. O açıklamayı hemen hatırlatarak önce sorumu yöneltmek istiyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu verdiği bir röportajda şöyle ifadeler kullandı. Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok. Her bir seçmeni ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz. Evlerini, adreslerini de biliyoruz. Doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu hepsine bakıyoruz. Dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz. Şu anda böyle bir tehlike görünmüyor. Veriler var, şu kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz diyor. 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok. Öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız diyor. Burada da seçimde oy kullanacak olan yabancı seçmen sayısına vurgu yapıyor. Özellikle şimdi bu açıklamada şu ifadeler çok dikkat çekti. Biz seçmenlerin adreslerini, yaşlarını, doğum tarihlerini, uyruklarını biliyoruz diyor. Ve özellikle şöyle de bir vurgu vardı. Bizim elimizdeki veriler şu YSK'da yok diyor. Şimdi bu konunun ardından da akıllara şöyle bir soru geliyor. YSK'nın daha elinde olmayan bilgileri Kemal Kılıçdaroğlu ya da CHP nasıl elde etti? Nereden elde etti? Bu akılları karıştıran bir soru. Şimdi bunu sorarak başlayayım, sonra hukuki boyutunu da konuşacağız. Bahadır Bey efendim, konuyla ilgili siz neler söylersiniz? Evet, tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ilginç. Yalnız ilginç olması bizi şaşırtmadığı anlamına gelmesin. Zira CHP özellikle yerel seçimlerde kazandığı nispi başarı sonrasında pek çok konuyu böyle spekülatif bir şekilde gündeme getirerek adeta gündem yaratma veya yarattığı gündeme kamuoyunu inandırma ve kamuoyunu peşine takma gibi bir strateji izliyor. Ve pek çok konuyu da bu şekilde istismar ediyor. Son yaptığı açıklamada aslında bu zincirin bence son halkası. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde olmayan veriler bizde var demek biraz altı doldurulması gereken bir açıklama. Burada verdiği bilgiler ve ardından CHP parti sözcüsü Faik Öztürk'ün bu açıklamaya bir eski tabirle tavzih, yani aydınlatma, uzuğa kavuşturma şeklinde yaptığı açıklama da aslında kamuoyunda oluşan tereddütleri gidermedi. Gidermediği için de zaten yetkili makamlar harekete geçtiler ve buna ilişkin bir takım hukuki sürecin başlayacağını da bize ifade ettiler. Şimdi bir yönüyle bu. İkinci yönüyle bakıldığında da Yüksek Seçim Kurulu'nun yine yapılan açıklamalar çerçevesinde Faik Öztürk'ün açıklamasını da birlikte düşünerek değerlendirdiğimizde işte Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği bilgiler, işte ham veriler, ham bilgiler, biz bu bilgileri alıyoruz, işliyoruz, değerlendiriyoruz, kontrol ediyoruz. Dolayısıyla bu yüzden bizdeki bilgiler Yüksek Seçim Kurulu'nda yok gibi bir açıklama da çok aydınlatıcı bir açıklama değil. Zira nüfusumuzu kabaca 85 milyon olarak yuvarlak bir hesapla düşünürsek 50 milyonun üzerinde rahatlıkla seçmen var. Bu seçmen 55 milyon, 60 milyon civarında. Şimdi bu seçmenlerin hepsine ilişkin bir çalışma yürütmek de oldukça büyük bir insan kaynağı, öbür taraftan zaman, emek ve maliyet gerektiren bir husus. Şimdi bütün bunlar nasıl gerçekleştiriliyor? Bu da belirsiz. Öbür taraftan bu elde edilen bilgilerin YSK içinden mi yoksa başka yollarla mı elde edildiği de muamma. Yine başka bildiğimiz bir husus, Yüksek Seçim Kurulu'nun zaten seçim kanununun ona yüklediği görevler sebebiyle ve kendi özel mevzuatı çerçevesinde düzenli olarak seçmenleri, seçmen bilgilerini güncellediğini biz biliyoruz.
Bu zaten YSK için rutin bir faaliyet. Kaldı ki Yüksek Seçim Kurulu'nda biliyorsunuz partilerin temsilcileri de var. Ve bu parti temsilcileri de bu yapılanlardan haberdar. Mesela bugün bizim partimizin temsilcisi Avukat Kürşat Türker Ercan, ki aynı zamanda Merkez Disiplin Kurulu üyemiz. O da bir açıklama yaptı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını çok anlamsız bulduğunu söyledi bir sosyal medya hesabından. Bu sebeple yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve arkasından Faik Öztürk'ün açıklamalarına dikkate aldığımızda bütün bu soru işaretleriyle birlikte nereye varmak istedikleri, ne yapmak istedikleri de biraz muamma. Ama benim ilk cümle olarak ifade ettiğim husus bence daha önemli. Yani burada bir sansasyon yaratmak, gündem yaratmak ve yarattıkları gündemi de topluma önce inandırmak, arkasından da yine bir takım işte şüpheler, tereddütler yaratarak devlet otoritesi üzerinde bir zafiyet yaratmak. Çünkü şöyle bir husus da var. Dikkat ederseniz YSK'da bile olmayan veriler şeklinde başlıyor cümle. Şimdi biz mesela Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP'nin 2018'de yarışan Muharrem İnce'nin seçim sonrası açıklamalarını ve ondan sonra da yine parti kurup ayrıldığı dönemde de ve şu ana kadar da hep aynı açıklamaları duyuyoruz kendisinden. CHP'nin seçim güvenliği, sandıkların güvenliği, temsilci bulundurma, sandıkların başında işte nöbet tutma gibi hususlarda binlerce sandıkta hiçbir şey yapmadığını, görevini ihmal ettiğini ifade etmişti ve hatta Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinin faturasını da CHP Genel Merkezi'ne kesmişti. O günden bugüne gerek CHP tabanında gerekse işte Millet İttifakı denen, şu anda ise Altılı Masa olarak tarif edilen bu yapının da sürekli olarak toplum nezdinde işte acaba seçimlere yönelik yine bir ihmal söz konusu olur mu şeklinde bir tereddüt yaşadığını biliyoruz. Hatta bu Altılı Masa yakın zamanda seçim güvenliğine yönelik olarak da ayrı bir komisyon kurduklarını ve çalışmalar yürüttüklerini söylemişti. Bence bu Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında etkisi olan bir durum. Sonuç itibarıyla amacı, hedefi belirsiz, içeriği muğlak ve CHP açısından ve genel olarak Altılı Masa açısından da adeta tabanlarını yatıştırmaya, onların soğukkanlılığını korumaya ve kafalarında oluşmuş acaba yine aynısı olur mu gibi şüpheleri yok etmeye yönelik spekülatif bir açıklama olarak değerlendiriyorum ben. Yani tabii siz de belirttiniz şimdi böyle bir bilgiyi elinde tutması zaten ayrı bir soru işareti. Nasıl elde ettiği bunlar ayrı bir soru işaretiyken bir diğer taraftan bunu açıklayarak neyi hedeflediler? Bu da ayrı bir soru işareti. Yani kamuoyunda nasıl bir algı yaratılmak istendi ki YSK'nın dahi elinde olmayan bilgiler bizde var gibi bir açıklamaya gerek duyuldu. Bu noktada bu arada ne söylersiniz yine? Yani biz seçimlere son derece hazırız. Bugüne kadar işte yapılan propaganda neydi? Cumhur İttifakı gerek 2018 genel seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, gerekse 2019 yerel seçimlerinde işte devlet gücünü kullanıyor. Devlet gücünü arkasına alıyor. Bu sebeple de işte 2018'de Millet İttifakı seçimi kaybetti şeklinde kendi tabanlarına yönelik bir propaganda vardı. Tabii tabanları bundan şikayet etmekte. Bu şikayeti de ortadan kaldırmak ve yeni bir seçimde böylesi bir tereddüt, bir şüphe oluşmayacağını göstermek için de yapılmış olabilir. Çünkü mesela böyle bir açıklamayı yaparken özellikle bir genel başkanın ve daha sonra da o partiyi temsil eden sözcünün mesela bu hususların kişisel veriler kapsamına girdiğini de gözetmesi gerekirdi ve kişisel verilerin korunması da esastır. Anayasayla korunan bir husustur. Buna ilişkin bir mevzuat da söz konusudur. Yasa ve daha alt düzeyde. Hatta işte kişisel verileri koruma kurulu var. Bu sebeple yani işin hukuki boyutu ve aslında bu verilerin nasıl elde edildiğiyle ilgili cezai boyutu da var. Bütün bunları göze olarak bu açıklamalar yapılıyorsa o zaman hakikaten burada maksat başka olmalı. O maksatta seçimlere hazırlıklı olduklarını bu konuda hiçbir eksikliklerinin olmadığını göstermek adına yapılmış bir açıklama.
Evet, tam da şimdi hukuki ve cezai boyutunu soracağım Sayın Niyazi Paksoy'a. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından da bir açıklama geldi ve bu bilgilerin kaynağını açıklaması gerektiği, eğer açıklamazsa suç duyurusunda bulunulacağı da söylendi. Şimdi tabii bilgileri kaynağı olarak YSK gösterilemez çünkü zaten YSK'nın elinde olmayan bilgiler bizde var deniliyor. Eğer CHP kendi imkanlarıyla bu verileri topladıysa bunun hukukta karşılığı nedir? Ve bu açıklamanın yine İçişleri Bakanlığı'ndan gelen suç duyurusunda bulunulduktan sonraki sürecin hukuktaki karşılığı nedir? Sayın Niyazi Paksoy, sözü size bırakayım. Ayşenur Hanım, yapılan açıklamayla ilgili Sayın Genel Sekreter Yardımcımızın yapmış olduğu açıklamalar, evet, isabetli ve doğru açıklamalar. Buna ilaveten söyleyebileceğimiz husus hukuki anlamda şu olabilir. Seçmen kütükleri hakkındaki kanun kapsamında seçimlerin yönetilmesi, seçimlerin sürdürülmesi, bu kapsamda işlerin yasal hükümler çerçevesinde yürütülmesi esastır. Yasal yöntemle olmayan bir takım çalışmalar siyasi partilere hak olarak verilmiş değildir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklama, bizim elimizdeki seçmen kütükleri bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nda yok. İsimler, adresler, evlerin konumlarını biliyoruz. Bu şekilde ifade doğum etmiş. Doğum tarihleri, konumları. Doğum yerlerine kadar bakıyoruz şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Bu tür bir açıklama aslında doğru olmayan bir açıklama. İsabetli olmayan bir açıklama. Mahsurlu, hatta mahsurluluk ötesinde bir açıklama olarak tarif etmek mümkün. Seçmen kütükleri hakkındaki kanuna göre seçim takvimi açıklandığı vakit siyasi partilerin ihtiyaç duyabileceği seçmen listeleri kanuni süre içerisinde il ve ilçelerde parti yetkilileri tarafından müracaat edilir. İki defaya mahsus olmak üzere bu listeler kendilerine imza karşılığı elektronik ortamda yahut da matbu olarak teslim edilir. Gelişen şartlar itibariyle şimdi elektronik ortamda verilmiş olduğunu düşünürseniz, seçmenlerle ilgili verilerin, seçmenlerle ilgili bilgilerin derlenip toplanması, bir düzen ve intizam içerisinde siyasi partilere kanun çerçevesinde teslim edilmesi ve hıfzedilmesi kanun tarafından seçim kurullarına verilmiş bir görevdir. Seçim kurullarına verilen bir görevi kendi hak ve yetkisi dahilinde görerek, görev gaspı yaparak ve de biraz önce Sayın Genel Sekreter Yardımcımızın ifade ettiği kişisel verilerin korunması hakkındaki kanuna açıkça aykırı bir işlemi gerçekleştirerek, ki kişisel verilerin korunması hakkındaki kanunun 5. maddesine göre bir kimsenin bilgilerini hıfzetmek, muhafaza etmek, istiflemek veya fişlemek diye de tabir edebilirsiniz. Ancak o kişinin rızasına bağlı. Hı hı. Mesela sizin bilgileriniz veya benim bilgilerim veya vatandaşlarımızın veya bir başka kimselerin, yani herhangi bir kimselerin hiçbir sebep yokken kendi kayıtları içerisinde bir sistematik bir şekilde hıfzedilmeye çalışılması, toparlanmaya çalışılması, biriktirilmeye çalışılması yasal değil. Kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun açıkça aykırı bir işte. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bu açıklamaya Sayın Öztrak'ın bir yorum getirmesi, aslında mahsurlu olan, isabetli olmayan, hatta talihsiz olan, hatta suç teşkil edebilecek nitelikteki bir açıklamaya kılıf oluşturma çabasından başka bir şey olmadığını görüyoruz. Yani ham bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'ndan almak, ona bir takım bilgiler ilave etmek suretiyle değerli bilgi haline getirmek gibi bir çalışmanın olması söz konusu olamaz. Yüksek Seçim Kurulu'nun hiçbir siyasi partiye veya siyasi parti temsilcisine ham bilgi vermek gibi bir yükümlülüğü olmadığı, fiiliyatta eylemsel olarak da böyle bir bilgi vermediği düşünüldüğünde bu açıklama da doğru bir açıklama değil. Yani yanlışlar üst üste. Hatta gerçeğe aykırılık üst üste. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bu açıklamanın ne anlama geldiğini bu şekilde izah ettikten sonra, bu eğer yasaya aykırılık teşkil eden elinde bir bilgi varsa o bilgileri götürüp nereden temin ettiğini de beyan ederek Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulunması yahut da teslim etmesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir vatandaş olarak görev kapsamında olan bir husustur. Aksi halde
hiç hakkı olmadığı bir takım kişisel verileri yasaya aykırı şekilde usulsüz olarak derleyip toplayarak, istifleyerek hatta fişleyerek hangi amaçla olduğu belli olmayan bir şekilde bir bilgi toparlamaya çalışmasını da izahatını ilgili kurumlar ortaya çıkan bu haberler dolayısıyla ihbar kabul edip bunun gerekli takibatını da yapmak durumundadırlar. Bu merci de Cumhuriyet Savcılığı'dır. Şimdi Türk Ceza Yasası kapsamında düşünecek olursanız, kişisel verilerin korunması hakkındaki kanuna aykırı bir şekilde toplanmış olan verilerin 135. maddesinde, Türk Ceza Kanunu 135. maddesinde suç olarak göstermiştir. Buna göre hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası diye başlayan bir hüküm, tam da bu konuya isabet eden bir hükümdür. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu yapmış olduğu açıklamalarla her şeyi doğru söylediğini zannetmesi veyahut da isabetli davrandığını zannetmesi aslında bir siyasi lider olarak tam bir talihsizliktir. Yani siyasi partinin görevlisi konumundaki bulunan kimseler Öztrak da olsa, Sayın Kılıçdaroğlu da olsa suç mahiyetindeki bir açıklamayı meşru göstermeye çalışması da ayrı bir meseledir. Şimdi şunu söyleyelim. Burada bir takım bilgileri topluyor. Bilgileri topladığından bahiste de kim nereli, nere doğumlu hepsine bakıyoruz şeklindeki açıklamayla Suriyelilere atıfta bulunan bir yaklaşım da isabetli değildir. Geçici koruma statüsünde bulunan Suriye'deki kargaşa ve savaş sebebiyle ülkemizde bulunan kimselerin seçmen olma sıfatı yok. Seçmen olabilmek için Türk vatandaşı olmak gerekir. Türk vatandaşı olan kimsenin de ne olup ne olmadığını sorgulamak Sayın Kılıçdaroğlu'nun haddi değildir. Yani Türk vatandaşı olup vatandaşlık hukukundan doğan seçme ve seçilme hakkına ilişkin bir hususu araştırmak, fişlemek veya bunu bir yasa dışı bir vakaymış gibi göstermeye çalışmak yahut da hükümete ilişkin olumsuz bir atıfta bulunarak yorumlamaya çalışmak Kılıçdaroğlu'nun da ayrı bir handikapıdır. Bu bakımdan yapılan açıklama doğru olmayan bir açıklama, kişisel verilerin korunması hakkındaki kanuna aykırı bir açıklama ve aynı zamanda seçmen kütükleri hakkındaki kanun hakkında hiçbir bilgisi olunmadığı yönündeki değerlendirmelerimizle birlikte bir yapılan açıklama, aynı zamanda da Türk Ceza Kanunu kapsamında 135. maddeye aykırılık teşkil eden bir açıklama. Bu bakımdan Cumhuriyet Savcılarının bu açıklamaları, bu haberleri ve medyaya ve gazetelerde konu olan bu açıklamaların takibatını yapmak bakımından soruşturma başlatılabilmesi de gereken bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Hı hı. Kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun gücünü anayasadan alır. Anayasa tarafından korunur. Bu önemli bir yasadır ve Türkiye'nin son zamanlardaki, son yıllardaki hakikaten çok üzerinde durduğu bir yasadır. Kişisel hak ve özgürlükler kapsamında değerli görülen bir yasa hükmüdür. Bu yasa hükmünün ihlali de bir müeyyideyi karşılamak gerektirmektedir. Bu bakımdan hiçbir sebeple, hiçbir kimse bir yasal gerekçesi olmadan, meşruiyeti olmadan hiç kimsenin bilgilerini istifleyerek veya toplayarak yahut da bunları bir liste haline getirerek fişleme hakkına ve özgürlüğüne sahip değildir. Bu bakımdan Sayın Kılıçdaroğlu'nu bir siyasi parti genel başkanı olarak yapmış olduğu açıklama ve düşüncesi fevkalade fahiş diyebileceğimiz kadar hatalı ve de mahsurlu bir açıklamadır. Mahsurlu bir aslında düşünce şekli olması bakımından daha dikkat çekici bir konumdadır. Mahsurlu düşünmektedir, doğru düşünememektedir ve bu düşünceye sahip kimsenin de siyasi parti lideri olarak da Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığına adaylığı söz konusu olması da ayrı bir değerlendirilmesi gereken bir konudur. Yani, bu şekilde ifade edebiliriz. Evet. Doğru bir açıklama değildir efendim. Sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak bakıldığında bu talihsiz açıklama biraz kendi kendilerini ihbar niteliğinde bir açıklama olarak karşımıza çıkıyor. Sayın Niyazi Paksoy, şu noktayı da sormak istiyorum. Bu açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı'ndan da gelen açıklamadan sonra yine CHP kanadından şöyle söylendi. Biz aslında YSK'nın elindeki verileri kendimiz işleyip ortaya yeni veriler çıkarıyoruz gibi bir açıklama da yapıldı. Şunu da sormak istiyorum. Henüz ortada açıklanmış bir seçim kararı dahi yokken YSK'dan bir partinin
şu an veri elde etme gibi bir hakkı var mı ya da böyle bir usul var mı? Ayşenur Hanım, biraz önce de ifade ettim. Hı-hı. Seçim kurulu çalışmalarını bir takvim üzerine yürütür. Bu takvimi de yasaya göre yapar. Ve siyasi partinin il ve ilçe başkanlıkları da bu takvim içerisinde hareket eder. Mesela seçmen kütüklerinin ilanı ile ilgili düzenleme bir yasal süreyi gerektirir. O yasal sürede içerisinde ilan yapılır ve itirazlar gerçekleştirilir. Siyasi partiler bu seçmen kütüklerini inceleyebilme hakkına sahiptir. Bunu inceleyebilmek için de seçim kurullarına başvuruda bulunurlar. İmza karşılığı ifade ettiğin gibi listeler alırlar ve incelerler. Ham veri şeklinde alınan bir veri yoktur. Yüksek Seçim Kurulu kimseye de bir veri vermemiştir. Zaten veri vermek gibi bu aşamada da bir görevi de yoktur. Ham veri şeklindeki bir çalışmaları da orada burada seçim kurulunun değerlendiriyormuş gibi, veriyormuş gibi bir imaj çizmeye çalışılması da Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan bir haksızlıktır. Bu da yanlıştır. Şimdi seçim kurulunun yapılan çalışmalarında yasal bir isabet yoktur. Türkiye'deki seçim kurulları seçim mevzuatına göre çalışmalarını sürdürürler. Seçmen kütüklerinin kanununa göre çalışmalarını yürütürler. Bir şöyle düşünün, sandık kurullarında görev yapan kimselerin 7 kişiden müteşekkil kimsenin 5'i siyasi partilerin en çok oy almış siyasi partinin 5 siyasi partinin temsilcisidir. Ve diğer kamu görevlisini de düşündüğünüz vakit sırf İstanbul'da düşünün. İstanbul'da 32 bin sandık vardır. 5 tane siyasi parti temsilcisi, siyasi partinin temsilcisinin verdiği kişi sayısı toplamda 160 bin kişi tutmaktadır. Yani 160 bin siyasi parti temsilcisinin gözetimi ve kontrolü altında yapılan bir seçim Kılıçdaroğlu'na göre şimdiden daha kaotik düşünceyi körüklemek adına şaibeli bir ortam varmış gibi imaj yaratmak adına seçim kurulunda olmayan veriler bile kendilerinde varmış, özel bir çalışma yapıyorlarmış gibi bir imajla seçim kurulunu töhmet altında bırakmaya çalışan bu tür açıklama hakikaten mahsurlu bir açıklamadır. Onun için İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklama doğru bir açıklamadır. Suç ihbarında bulunma da hakkına da sahiptir. İhbarda bulunmak hem kurumların hem de vatandaşların hem de ilgili kimselerin vazifeleri, görevleri, yetkilerin dahilinde olan bir husustur. Ben bile bir vatandaş olarak bu konuyla ilgili suç olduğunu düşünerek suç ihbarında bulunabilirim. Cumhuriyet Savcılığına gidip müracaat ederek bu hususun takibat altına alınmasını talep edebilirim. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama hem sorumluluğunu hatırlatmak hem de yanlış olan bu açıklamalarla birlikte toplumda kaos ve kargaşa yaratılmaya yönelik bu tür girişimlerin önünü almak hem de birilerini töhmet altında bırakmaya çalışmak ve seçim kuruluna da bir haksızlık yapmanın önünü almak adına İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada doğru ve isabetli bir açıklamadır. Evet, yani sizin de belirttiğiniz gibi ilk başta çıkıp YSK'nın daha elinde olmayan bilgiler bizde var dedikten sonra ardından biz oradaki ham verileri kendimiz işliyoruz diye bir açıklama yapmak ne kadar makul ya da nasıl mantıkla örtüşüyor bunu bilmiyoruz. Hukuki sürecinde yine İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın açacağı soruşturma ya da açılacak mı, nasıl bir süreç gelişecek bunu bekleyip göreceğiz. Bu arada açıklamada dikkat çeken bir detay daha var, yine bunu da sizlere sormak istiyorum. Kaç yabancının oy kullanacağını da biliyoruz. 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok deniyor. Ama daha öncesinde de milyonlarca yabancı oy kullanacak diye bir kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyordu. Şimdi burada çelişen ifadeler nasıl bir algının parçası olabilir? Yine önce Niyazi Bey'e sorayım, hemen sonra Bahadır Bey, aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. Ayşenur Hanım, iki bölüm halinde cevap vereyim sorunuza. Bir, ham veriler almak ve işlemek gibi bir yetkisi yoktur. Alacağı bilgi seçmen kütükleriyle ilgili bilgidir. Kimlerin seçmen olduğu, kimlerin oy kullanacağı, o bölgedeki siyasi partinin temsilcisi, o bölgedeki oy kullanacak kimselerin listesini alır ve bunun üzerinde çalışmasını, siyasi çalışmalarını yürütür. Ham veri almak veya ham veri bulmak veya ham veri oluşturup bunu işlemek gibi bir yetkisi yoktur. Yine kişisel verilerin korunması hakkında kanuna açık aykırılık teşkil eder. Türk Ceza Kanunu 135. maddesinin yaptırımıyla da karşı karşıya kalınan bir durumun müsebbibi olurlar.
Bu birinci mesele. İkinci sorunuzu tekrar alabilir miyim acaba? İkinci sorumda Niyazi Bey şu konu üzerineydi. Yine Kılıçdaroğlu'nun verdiği röportajda diyor ki kaç yabancının oy kullanacağını da biliyoruz. 400-500 bin gibi yüksek bir rakam yok diyor. Ama daha öncesindeki açıklamalarda da efendim, milyonlarca yabancı oy kullanma hakkı var mı? Şimdi anayasaya göre de, ilgili yasalara göre de, seçim yasasına göre de oy kullanabilmek, seçme ve seçilme hakkına sahip olabilmek, bakın seçme ve seçilme hakkına sahip olabilmek öncelikle Türk vatandaşı olmaya bağlıdır. Türk vatandaşı olmayan kimselerin seçme ve seçilme hakları yoktur. O halde bu açıklama nasıl bir açıklama? Yani Türk vatandaşı ise bir insanın, Türk vatandaşı ise köken olarak Suriyeli de olabilir. Köken olarak bir başka yerli de olabilir. Ama vatandaş ise, vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk ise ve Türk vatandaşı olarak da hak ve yetkilere sahip ise bunun oy kullanmasını farklı sahiplerle kalkıp da mahsurlu hale getiremezsiniz. Veyahut da bunların oy kullanmasını yasaklayıcı bir takım argümanlar oluşturmaya çalışamazsınız. Onun dışında yabancı statüsünde olan kimselerin geçici statüde kalan Suriyeliler kastediliyorsa geçici statüde bulunan kimseler vatandaşlığa geçmediği müddetçe oy kullanma hakkına sahip değildir. O halde 300 bin kişi, 500 bin kişi olursa biz bunun takipçisi olacağız gibi bir sözün karşılığı doğruluk adına ne olabilir? Hiç olmaz. Yani bilgi yanlıştır, yaklaşım yanlıştır, açıklama yanlıştır. Açıklama siyasi bir kültürsüzlük içermektedir bana göre. Bilgisizlik içermektedir. Bu bakımdan yapılan açıklamada bir isabet yoktur. Bilgisizlikten ve basit bir propaganda yöntemini geliştirmeye çalışmaktan öte bir değeri de yoktur. Ama kişisel verilerle ilgili bu denli uğraşılıyorsa, bu denli çalışılıyorsa, bu bilgiler hıfzediliyorsa, bu ham veri adı altındaki veriler üzerinden başka çalışma yapılıyor ise bunun takibatı yapılmak ve kişisel verilerin korunması hakkındaki kanundan hareketle Türk Ceza Kanunu 135. maddesinde karşılığı bulan bu meseleyi bu kapsamda takibat altına almak da ilgililerin görevi içerisinde yer alan bir husustur demek durumundayım. Bununla ilgili olarak seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız da bugün bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Bunun doğru olmadığı ve isabetli bir açıklama olmadığı yönünde bir açıklaması da sosyal medyada yer aldı. Evet, kısaca ve özetle açıkladığımız çerçeveden hareketle söyleyeceğimiz şey şudur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklama hatalı, mahsurlu, kusurlu ve yasaya aykırı bir açıklamadır. Peki, teşekkür ediyoruz. Özellikle hukuki yasal boyutunu da çok net bir biçimde ifade ettiniz Sayın Niyazi Paksoy. Yine yabancı seçmen üzerinden yaratılan algıyı Bahadır Bey size de sormak istiyorum. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bir kere zaten yabancı seçmen, yabancıların oy kullanması gibi ifadeler doğru değil. Biraz evvel Niyazi Bey ifade etti. Çünkü seçme ve seçilme hakkı kamu hukukundan kaynaklanan kamu haklarıdır. Şimdi kamu hakları ise ancak vatandaşların kullanabileceği haklardır. Dolayısıyla bir kişi eğer yabancıysa hukuken vatandaş değil demektir. Nitekim bizim ilgili mevzuatımıza da bakıldığında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu adı altındaki kanunda bir takım statülerden bahsedilir. Ve burada yabancı tabiri olarak da Türk vatandaşı olmayanlar şeklinde bir tanım yapılır. İşte burada mülteci, şartlı mülteci, uluslararası koruma kapsamındakiler ve Suriyelilere özel de geçici koruma kapsamındakilerden bahsedilir. Bunların sahip olduğu mevzuat çerçevesinde hakları, yükümlülükleri ve bunların bu statülerinin oluşmasını sağlayan şartlar. Şimdi bunlara bakıldığında zaten bu kanun kapsamına girdiği anda bir yabancı veya bu kanun dışında işte Heimatlos denen vatansızlar gibi değişik unsurların hiçbirinin vatandaş olmadığı müddetçe seçme ve seçilme hakkı yoktur. Dolayısıyla yabancı seçmen tabiri zaten hukuken doğru değildir. Öbür taraftan
vatandaşlık elde etmiş bir kişinin de artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oluşturan sürekli insan topluluğunun bir parçası oldu. Nüfusumuzun bu yönüyle bir parçası olduğunu bilmek ve buradan hareketle artık vatandaşlık statüsünü elde etmiş kişinin kökeniyle ilgili ırk, din, dil, soy, mezhep ve benzeri hususlarda herhangi bir şekilde bunun artık irdelenmemesi gerektiği esastır. Çünkü hukuk artık ona vatandaşlık statüsü vermişse bu kökenden bağımsız bir durumdur, bir statüdür. Ve kişiyle devlet arasında hukuki sürekli bir bağ anlamına gelir. Dolayısıyla buradan hareketle şunu da söyleyebiliriz. Vatandaş olana kadar yabancı kabul edilen, ancak vatandaş olduğu andan itibaren yabancılık unsuru ortadan kalkmış, seçme ve seçilme hakkına sahip olanlar kadar, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından hareket edersek ve bir an olsun açıklamalarına itibar edersek, zaten yabancı olmayıp doğumdan itibaren gerek üst soyu bakımından gerekse bulunduğu topraklar bakımından Türk vatandaşı olanların da acaba değişik açılardan kökeniyle ilgili bilgilere sahip mi CHP? Ve CHP bunu eğer bu bilgilere sahipse, ki YSK'da bile olmayan bilgilere sahip olduklarını söylüyorlar, o zaman bu hem Niyazi Bey'in işaret ettiği gibi kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, anayasal, yasal ve diğer yönetmelikler çerçevesinde bir suç teşkil ettiği gibi, öbür taraftan da anayasamızdaki eşitlik ilkesine ve ayrımcılığı önlemeye yönelik hükümlere açıkça aykırılık teşkil ediyor. Yani CHP seçmenlerin yabancı kökenli olmayanları doğuştan itibaren tırnak içinde Türk kökenli olanlarıyla ilgili olarak da ayrıca daha detaylı bilgilere sahip mi? Ve sahip olduğu bu bilgileri acaba ne şekilde kullanıyor? Bu açıklamaların altından böyle bir soru da aklımıza gelebilir ki bu son derece tehlikeli bir durum ve bu kesinlikle Türkiye'nin milli bütünlüğü bakımından da çok ciddi bir tehdit olur. Yani kişisel veri boyutu bir yana, işin sosyolojik ve siyasal stratejik boyutu bakımından da çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Demek ki CHP elinde tuttuğu bu veriler aracılığıyla kişilerin pek çok açıdan kendi özel hayatını ilgilendiren, özelini ilgilendiren bilgiler üzerinden de büyük bir yeri geldiğinde tehdit, yeri geldiğinde şantaj yapma aracına sahip. Evet, yani tabii çünkü bahsedilen bilgiler de gayet özel bilgiler. Ev adresi, doğum tarihi, doğum yeri, yabancı uyruklu olup olmaması bu gibi. Bu CHP'nin açıkladığı kısmıyla. Evet, elimizde, bu bir de açıklanan kısım. Açıklanan evet, kısım. Elimizde var artık demesi. Onu da bilmiyoruz. Evet. Evet, belki daha detaylı bilgiler kısım var. O daha ilginç. Tabii böyle bilgileri elinde tutması ve bir kısmını açıklaması, açıklayarak neyi amaçladığı da apayrı bir soru zaten. Sürecin ne olacağını da hep birlikte bekleyip görelim diyelim. Şimdi yeni bir gündem konusu daha var. Dış politikaya geçmeden önce iç siyasetten onu da hemen sorarak devam etmek istiyorum. Altılı Masa'nın adaylık tartışmasını artık hepimiz biliyoruz. Çünkü sık sık gündeme geliyorlar. Ama tabii her yeni bir adım atıldığında seçime giden yolda Altılı Masa'nın adaylık kavgası derinleşiyor mu diye bir soru akıllara geliyor. Son olarak çünkü şöyle bir şey yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye Cumhurbaşkanı ifadesiyle davet edildi. Yine yakın bir tarihte, aynı günlerde hatta, Konya'da Ahmet Davutoğlu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı pankartı asılarak. Yani bu gibi birçok adım aslında. Bu adım özellikle nasıl değerlendirilebilir ve adaylık tartışması, Bahadır Bey, yine size sorarak devam edelim. Şimdi bu adım zaten uzun süredir gerek kamuoyunda gerekse CHP'ye yakın çevrelerde gündeme getirilen bir durum ve artık bir sır değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. En azından buna hayır demiyor, bunu reddetmiyor. Aslında bu arada özür dileyerek bir virgül koyacağım. Şimdi adaylığını açıklaması beklenirken, adaylığını açıklamadan önce Cumhurbaşkanı ilan ediliyor parti içinde. Böyle bir ilginç evet, bir durum da var. Zaten ben de o hususa değinecektim. Şöyle, şimdi öncelikle Cumhurbaşkanı adaylığı noktasında kamuoyu yaratmak meselesi var.
Aynı zamanda da CHP'nin kendi tabanı bakımından böyle bir kamuoyu yaratma çabası da var. Yani eş zamanlı olarak hem CHP'nin içine hem de toplumun tümüne yönelik bir psikolojik propaganda yürütülüyor. Ve bu propaganda artık epeyce mesafe aldı. CHP'nin içinde bir başka kişinin adaylığı artık tartışılır olmaktan çıktı. Buna adları çok geçen Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları dahil olmak üzere. Şimdi birinci husus bu. İkinci husus, tabii bu altılı masa veya işte 6 artı 1 formatındaki, hatta benim tabirimle aslında HDP'de de eş başkanlık olduğu için 6 artı 2 şeklindeki bu masada da aslında başka adaylık hevesi içinde olanlar var. Bunları biliyoruz. Aslında bakıldığı zaman özellikle Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da kendi partilerinin adayı olarak ilan edildiler. Burada geri kalan, en azından bunu açıkça ifade etmeyen diğer masanın bileşenlerini bir tarafa bırakırsak bile, aslında bu tip açıklamalar 6 artı 2'li masadaki iç çekişmenin de bir göstergesi. Ama tabii burada CHP muhalefet partileri içinde masada en çok oyu aldığını söyleyen ve geri kalan bütün partilerin toplamının yaklaşık iki katı kadar oya sahip olduğunu iddia eden, çünkü aralarında da henüz seçime girmemiş partiler de var, bir konumda. Dolayısıyla eğer bu masadan bir aday çıkacaksa ya benim göstereceğim ya da benim onay vereceğim bir aday olması lazım şeklinde bir yaklaşıma sahip. Böylesi bir durumda masanın geri kalanında oturanlar eğer buna razı olmazlarsa da çoklu aday bile gündeme gelir. Fakat bu son açıklama artık CHP'nin yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Seçimi de yapmış CHP, adaylığı bırakalım. Cumhurbaşkanı da seçmiş. Evet. Tabii bu seçimi kim yaptı? Orada mikrofonu eline alıp konuşan bu CHP'li şahıs mı yaptı sadece Edirne'de? Yoksa bu o kişinin şahsi tercihi mi? Yoksa CHP'de bir taraftan genel merkez çevresinde yapılan özel çalışmalar, özel oluşturulan komisyonlar, diğer taraftan bunların illere yansıdığı söylenen yine çalışma ağı, bunu artık tabanın bir talebi, en azından parti teşkilatının bir talebi olarak mı gündeme getiriyor? Bütün bunlar artık yavaş yavaş ortaya çıkacak. Tabii bir kişinin mevcut seçilmiş bir cumhurbaşkanı varken cumhurbaşkanı ilan edilmesi her şeyden önce nezaket sınırlarının çok ötesinde. Öbür taraftan bir partinin de böyle bir açıklamayı gündeme getirmesi, gündemde tutması da o partinin de aslında devlet ciddiyetinden ne kadar uzak olduğunu da gösterir. Ki bu parti de sürekli olarak Cumhuriyet'in kurucusu olduğunu iddia eden parti, ama Cumhuriyet'in değerlerine ne kadar saygı gösterdiğini, yani göstermediğini de bu açıklamayla birlikte görüyoruz. Çünkü Cumhuriyet'i kurduğunu iddia eden, ki bu iddianın doğru olmadığını sürekli olarak sizin programlarınızda ifade ediyoruz, Cumhuriyet'i kurduğunu iddia eden bir partinin seçimler olmadan böylesi bir açıklamayı yapıyor olması da onların da Cumhuriyet'in temel değerlerine, Cumhuriyet yoluyla biraz evvel üzerinde durduğumuz vatandaşlık kavramının, Cumhuriyet'in bir sonucu çünkü temelde bütün herkes bakımından eşit bir statü olması anlamında ve sahip olduğu haklar bakımından vatandaşlık statüsüne, vatandaşların sahip olduğu belli şartlar çerçevesinde seçme ve seçilme hakkına ne kadar da itibar etmediğini gösteren bir açıklama. Dolayısıyla böylesi bir açıklama temelinde aslında Cumhuriyet'in temel değerlerine de ne kadar itibar edildiğini göstermesi bakımından oldukça vahim bir açıklama. Bu böyle aslında geçiştirilebilecek bir açıklama değil. Hafife alınacak, basit kabul edilebilecek bir açıklama değil. Nezaketsizlik, terbiyesizlik bir tarafa, ciddi anlamda da bu devletin çatısını oluşturan değerlerin de ne kadar aslında CHP tarafından önemsenmediğini göstermesi bakımından çarpıcı bir örnek.
Evet, ne yazık ki işte önce seçmen verileri, ardından böyle bir olayın üst üste gelmesi de, yani talihsiz açıklamalar silsilesi olarak karşımıza çıktı ne yazık ki. Sayın Niyazi Paksoy efendim, siz ne söylersiniz konuyla ilgili? Cumhurbaşkanı olarak kendi partisince anons edilen Kemal Kılıçdaroğlu ve masadaki adaylık kavgası. Evet, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Millet iradesi Cumhuriyet yönetiminin temelidir. Sivas Kongresi'nin ve kuruluş ruhunun vazgeçilmez ilkesidir. Millet iradesinin olmadığı bir yerde Cumhuriyet'in ve temel değerlerimizin olduğundan söz etmek mümkün değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamada iradesiz, millet iradesinin olmadığı ve tezahür etmediği şekliyle bir cumhurbaşkanlığı iltifatına yahut da tanımlamasına muhatap bırakılmıştır. Yani cumhurbaşkanı olabilmek böyle tanımlamalarla, açıklamalarla olmayacağına göre, bu Sayın Genel Sekreter Yardımcımızın ifade ettiği gibi nezaketsizlik de tarif edilecek bir husustur. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi son zamanlarda millet iradesinden kopuk, millet anlayışından kopuk, milli değerlerden kopuk, kendi Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş ruhundan da kopuk ve savruk bir yönetim kadrosuna sahip olduğu için Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımızı da bu husus derinden üzmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen bir devlettir. Bağımsız bir devlettir ve millet iradesiyle yapılan seçimler ve sonuçlarla Türkiye'nin yönetimi belirlenir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı vardır ve o Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seçen de Türk milletidir. Bu böyle olduğu halde Edirne'de bir belediye başkanlığı, yani Edirne Belediye Başkanlığı, hatta FETÖ suçlamasıyla muhatap kalıp yargılandığı iddia edilen, söylenen bir belediye başkanlığı kalkıp da ucuz tarafından Sayın Kılıçdaroğlu'nu Sayın Cumhurbaşkanım diye anlatması, aktarmaya çalışması, kamuoyuna takdim etmesi hem doğru olmayan bir açıklama, hem Cumhurbaşkanlığı makamına yapılan bir saygısızlık, hem de aslında işin esasına bakarsanız Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan da bir haksızlıktır ve saygısızlıktır. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu buna hiçbir yorum getirmeyecek. Zımnen bunu kabul ederek, bunu reddetmeyerek yahut da bu konunun doğru olmadığını ifade etmeyerek kendisine yapılan bu haksızlığı da, kendisine yapılan bu saygısızlığı da kabul etmiş, konuma düşmüştür. Onun için siyasette üslup önemlidir. Siyasette tarz ve yaklaşım önemlidir. Ama en önemlisi şudur: millet iradesine saygısızlıkla tarif edilecek bir noktaya gelinmemek gerekir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi geldiği itibariyle yönetim kadrosu bu noktadadır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu çalışmalarda Roboski açıklamasını yaparken kalkıp o bölgede bir Roboski kelimesinin Türkiye'nin gündemine getirilmeye, taşınmaya çalışılması ne kadar talihsizlikse, bu tür buna benzer yaklaşımlarla, ifadelerle seçim çalışmasını yapmak Cumhuriyet Halk Partisi açısından tam bir talihsizliktir. Bu bakımdan Edirne'de yapılan, belediye başkanının yapmış olduğu bu açıklama doğru bir açıklama değildir. Eğer aday olacaksa veya adaylarını belirleyeceklerse bu hususu şimdiye kadar netleştirebilmeleri gerekirdi. Ancak altılı masada bu husus netleşebilmiş değildir. Altılı masada her altı adayın da geri arka planda başka hesapları vardır. Başka hesaplarla yola çıkmış mevcut adayın başka hesaplarından yola çıkarak bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi adına Kılıçdaroğlu adaydır diyerek, Cumhurbaşkanı adayıdır diyerek bir ilanatı olmamıştır. Yahut da altılı masada getirip görüşüldüğü hususunda diğer 6 siyasi partinin genel başkanları tarafından yapılmış bir açıklama da yoktur. Aksine böyle bir konu gündemimize gelmemiştir. Böyle bir konu değerlendirilmemiştir. Cumhurbaşkanı adaylığı konusu konuşulmamıştır şeklinde açıklamalar vardır. Hatta kendi partisi tarafından Cumhurbaşkanlığı adayı olabileceği yönünde diğer siyasi parti liderlerinin de haricen yaptıkları açıklama vardır. Şimdi bütün bunları yapmaz, bütün bunları Türkiye'nin gerçeklerine uygun şekilde ve siyasi parti liderliğinin ciddiyetine yakışır şekilde düzenlemez, konuşmaz ve adaylarını belirleyip kamuoyuna saygın bir şekilde çıkıp açıklamazken bu şekilde yöntemlere müracaat edilmesi hem doğru değil, hem saygı duyulacak bir husus değil, hem de mevcut millet iradesine açık bir saygısızlık, açık bir ifade ettiğimiz saygısızlık olarak tanımlamak gerekir.
Bu bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi yapmış olduğu siyasi çalışmalarında hiçbirinde isabet yoktur. Cumhur İttifakı karşısında Millet İttifakı adı altında oluşturdukları ittifakın 7. ortağı bölücü bir ortaktır. HDP'nin bugün var olan konumu ve durumu PKK'nın siyasi söylemcisi haline gelmiş olması sebebiyle, meclisteki fezlekeler sebebiyle, fezlekelerinin bini aşkının HDP'ye ait oluşu sebebiyle ve HDP'nin kalkıp da Cumhuriyet Halk Partisi ile ve diğer 6 ortakla masa altında gizliden bir ittifak oluşturma çalışmalarıyla yokmuş gibi davranıp aslında var olan ortaklıklarını milletin önüne çıkıp cesurca ifade edecek yüzlerinin olmaması haliyle altılı masanın gizli ortağı 7 ile birlikte milletin huzuruna çıkacak yüzünün olmaması ve adayını belirleyememiş olması sebebiyle Türkiye'nin gündeminde çok da konuşulacak bir mesele olmadığını düşünmekteyiz. Bugün itibariyle Cumhur İttifakı milletin iradesiyle kurulmuş bir ittifak. Cumhur İttifakı milletin eseri olan bir ittifak. Cumhur İttifakı geleceğe yönünü dönmüş bir ittifak. 2023'te lider ülke Türkiye parolasını hayata geçirmek ve dünya devletleri arasındaki saygın yerini edinebilmek, güçlü devlet imajını oluşturabilmek için var gücüyle çalışan bir ittifak ve bu ittifakın iki lideri olan Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey ve Recep Tayyip Erdoğan Bey, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey Cumhurbaşkanımız bugün Türkiye'nin yararına olan ve Türkiye'nin geleceğinin inşasına ilişkin güçlü Türkiye, lider ülke Türkiye imajını ve gerçek bir güçlü devleti kurabilmenin bütün çalışmalarını el birliği yaparak yürütmektedirler. Benim aklım hep Türkiye'dir diyen Sayın Genel Başkanımızın bu sözcüğünde Türkiye'nin geleceğine ilişkin tasavvurun ne derece güçlü olduğunu aslında görüyoruz. Ama bir taraftan da olmadığı halde Sayın Cumhurbaşkanı diye ilan edilen bir Kılıçdaroğlu'yla bugün gündem edilmeye çalışılmaktadır altılı masa ve ortakları. Bu bakımdan böylesine isabetsiz açıklamalar, isabetsiz yaklaşımlar, Türkiye'nin gündeminde değer olmayacak nitelikteki hususlarla milletin önüne çıkamayacak konumda bulunan bir altılı masanın ittifakının Türkiye'ye yarar getirmeyeceğini ve Türkiye bakımından vakit kaybından başka da bir şey olmayacağını açıklıkla ifade ediyoruz ve Türkiye'nin gidişatına, Türkiye'nin geleceğine yönelik yol yürüyüşüne, Türkiye'nin içeride terörle mücadelesine, dışarıdaki mücadelesine, uluslararası alandaki performansına ve bugün Türkiye'yi merkez hale getirerek krizlerin çözümünde etkin bir dış politika uygulamasına ilişkin gayret ve çalışmalarında Cumhur İttifakı birlikteliğinin ve aziz milletimizin birlikleriyle ruhuyla örtüşen gayretin ve aziz milletimizin ve devletimizin birlik ve beraberliğine olan inancın her şeyden önemli olduğuna altını çizen iki siyasi liderin ve kadrolarının buna ilişkin yoğun, vazgeçilmez, ilkeli bir şekilde çalışmaları ve milletten aldıkları bu güçle beraber geleceğe doğru daha güçlü şekilde çalışmalarını devam ettirmeleri karşısında bugün Cumhuriyet Halk Partisi ve altılı masanın Türkiye'nin gündeminde ve geleceğinde olmayacağını ve vaktinde yapılacak seçimlerle de altılı masanın altılı masadan bir eser kalmayacağını bugünden söylemek mümkün aslında. Evet, aslında sizin de belirttiğiniz gibi yani çıkıp açık açık ilan etmek yerine böyle örtülü ya da gizli dolaylı yoldan işte Cumhurbaşkanı adayı ya da Cumhurbaşkanı gibi nitelendirmeler yapmak seçmen için de hoş olmayan ve saygısızca bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada araya sanırım bir dakikamız kaldı. Onu hemen sorayım. Yeni bir sorumu sorayım mı, araya mı gidelim? Tamam. O zaman Sayın Niyazi Paksoy, Davutoğlu profili de vardı burada. Onun da Cumhurbaşkanı diye bir pankartla gündeme gelmişti ki zaten kendisinin yeni bir ittifak arayışında olduğunu da Deva Partisi'ne götürdüğü ittifak teklifiyle öğrenmiş olmuştuk geçmiş zamanda. Bu konuyla ilgili de hemen birkaç cümlenizi alayım, sonrasında araya gidelim efendim. Evet, götürmüş olduğu teklif karşılık görmediği gibi saygı duyulmayan bir teklif olarak da kamuoya yansıtıldı. Sosyal medyadan paylaşıldı ve bu da kendi aralarında tartışma konusu haline getirildi. Aslında parti yöneticileri söyledi. Aslında bu teklifi yaparken kabahat bizde şeklindeki bir serzenişle de bir karşılık buldu. Şunu ifade etmek lazım ki Davutoğlu daha önce bu ülkede başbakanlık yapmış bir kimseydi. Mensup olduğu siyasi parti onu
milletin oylarıyla birlikte başbakanlık görevi yapacak noktaya kadar taşımıştı. Ama kendi birliktelikleri içerisindeki kendi kadrolarına, kendi yol arkadaşlarından savrulmak suretiyle bugün geldiği konum itibariyle bir Türkiye'nin geleceği açısından bir çare olabilecek bir konum ve durumda olmayan bir siyasi parti genel başkanı olarak tarif edebiliriz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği Cumhuriyet Halk Partisi ve vagon partiler diye tarif ettiğimiz diğer partilerle birlikte altılı masanın Türkiye'nin geleceğinde bir yapabileceği hiçbir hususun olmadığını, Türkiye'deki Türkiye'nin büyümesine ve güçlenmesine yönelik bir enerji ortaya koyamayacaklarını söyleyebiliriz. Davutoğlu da bunların içerisindedir. Diğer vagon parti temsilcileri de bunlarla aynı eşdeğer konumdadır. Peki, bu konuyu da böyle özetlemiş olalım. Süremiz çünkü doldu. Hemen araya gidip aranın ardından devam edeceğiz. Değerli izleyenler, bizden ayrılmayın. Düşünce haritasından yeniden merhaba. Aranın ardından tekrar karşınızdayız. İlk bölümde özellikle iç siyaset gündeminin öne çıkan başlıklarını, hatta gündeme oturan konuları konuştuk. Şimdi artık ikinci bölümümüzü dış politika gündemine ayıralım istiyorum. Özellikle güzel adımlar atılıyor. Aslında bu sadece dış politika değil, iç siyaset anlamında da güzel bir adım. Abdülhamit Han 4. sondaj gemimiz. Bundan bahsederek başlayalım istiyorum. Bizim için çok güzel bir adım. Aynı zamanda Yunan medyasında da her zaman olduğu gibi an be an ilgi ile ve endişeyle takip ediliyor diyelim. Kürşat Hocam, hemen sözü size bırakayım bu konuyla ilgili. Bu adımla ilgili neler söylersiniz? Türkiye son zamanlar içerisinde özellikle donanma anlamında önemli denizle ilgili gelişmeler içerisinde olan bir sürecin içerisine geçiyoruz. Jeopolitik anlamda da baktığımız zaman Türkiye'nin denizlerle ilgisinin biraz daha son dönemler içerisinde artması önemli bir adımdır. Özellikle Türkiye'nin Doğu Akdeniz gibi çok önemli ve stratejik konumdaki ve gelecek dönemler içerisinde artan önemine baktığımız zaman her anlamda ön planda olan bir konumda ve strateji olan Doğu Akdeniz bölgesindeki hedefleri, stratejileri de bu anlamda önemlidir. Özellikle Mavi Vatan doktriniyle ortaya çıkılan bir süreç içerisinde bunu taşlandırılması ve bu hedefe kitlenecek şekildeki politikalar ve stratejilerin üretilmesi de önemlidir. Bu anlamda Türkiye elindeki bulunmuş olduğu sondaj gemileri olsun, arama gemileri olsun dünyada eşsiz bir konumda olduğunu göstermektedir. Yani dünyaya baktığımız zaman özellikle bu işleri yapan önemli şirketler vardır. Ama Türkiye milli ve yerlilik oranını arttıracak şekilde sondaj gemilerini ve arama gemilerini arttırdığını görürüz. Abdülhamit Han da bu anlamda son dönemdeki teknolojik anlamdaki sondaj gemilerinin en üstün versiyonlarından bir tanesi olma hasebiyle de önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü Doğu Akdeniz'deki duruma baktığımız zaman Doğu Akdeniz'deki bir takım küresel güçler ve bölgesel güçlerin burada bir takım hedefleri vardır. Bu hedefler içerisinde Türkiye'de bölgesel bir güç olarak lanse edilmekte ama koyduğu hedeflere baktığımız zaman, yapmış olduğu stratejilere baktığımız zaman da küresel anlamdaki bir takım aktörlerin yapmış olduğu adımları beraberin adımlar attığını görmekteyiz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Doğu Akdeniz'de bildiğiniz gibi hidrokarbon yataklarının açıklanan rezervlerinin çok çok üzerinde olması anlamına baktığımız zaman Türkiye burada yapmış olduğu hamleyle, yani bu sondaj gemilerini ve arama gemilerini millileştirmesi burada iç siyasal sistem içerisindeki karalma aşamasındaki karalcıların emriyle yapabilecekleri bir arama ve sondaj faaliyetlerini Türkiye tamamen kendi inisiyatifine almıştır. Yani dünya bölgesel güçlere baktığımız zaman ya da Doğu Akdeniz'de kıyısı olan bölgesel güçlere ve küresel güçlere baktığımız zaman bu arama faaliyetlerini ya da sondaj faaliyetlerini bir takım uluslararası şirketlerin teşvikleriyle ya da onlara vereceği bir takım meblağlar sonucunda buraya getirecek ve bunda da yapacak aramalar şeklinde gerçekleşiyor. Ama Türkiye
bunu tamamen kendi inisiyatifine almıştır. Yani dışarıdan herhangi bir şekilde bir güç ya da herhangi bir yapını dışında bırakarak tamamen kendi milli ve yerli unsurlarıyla bunu yaptığını görüyoruz. Bu önemli hamledir. Abdülhamit Han da bu anlamda Doğu Akdeniz'e çıkması, özellikle 2020'deki Türkiye'nin yapmış olduğu, yine her ne kadar kamuoyunda, iş siyasette bazen manipüle edilen bir süreçtir. Türkiye özellikle bir takım sondaj aramalarını Doğu Akdeniz'den çektiği, limanlara çektiği ilgili ifadeler vardı. Türkiye bunu yapmasındaki ana hedeflerden bir tanesi özellikle karşı taraftaki Avrupa Birliği ile ilgili süreçlerin hızlanması, Yunanistan'la ilgili bir takım barış anlamında umut verici hamlelerin her iki taraftan da gelecek şekildeki süreçler içerisine girilmesinden dolayı Türkiye Doğu Akdeniz'deki bir takım arama faaliyetlerini belli bir nokta içerisinde askıya almıştı. Ama Abdülhamit Han'la tekrardan bunu ivme kazandığını görürüz. Bu da önemli bir aşamadır. Bu anlamda Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'deki haklarını koruması anlamında kendi deniz yetki sahası alanlarını sınırlandıracak şekildeki parsellere de bu arama ve sondaj gemilerini yönlendirmesi gelecek dönemler içerisinde hem Kıbrıs Rum yönetimini hem Yunanistan'ı tedirgin etmektedir. Avrupa Birliği de bu anlamdaki Kıbrıs'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ve Yunanistan'ı destekleyecek şekilde açıklamalarda bulunmaktadır. Türkiye öncelikli olarak Abdülhamit Han arama gemisini bildiğiniz gibi Gazipaşa yakınlarındaki bir doğalgaz arama faaliyetlerinin olduğu bölgeye yönlendirdi. Ama gelecek dönemler içerisinde özellikle Türkiye ile Kıbrıs Rum yönetimi ve Kıbrıs Rum yönetimiyle iltilaflı olan bir takım bölgeler de vardır. Bu bölgelere de yönlendireceği ile ilgili kamuoyunda bir takım görüşler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Ve bu anlamda devletin kararcıları da bu arama faaliyetlerinin bu bölgede içerisinde olması tabii ki Yunanistan'da ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de tedirginliğe neden olmuştur. Çünkü Türkiye'nin egemenlik hakları Doğu Akdeniz'de kısıtlanmayacak şekilde fazla olan bir ülkedir. Yani bildiğiniz gibi geçmiş dönemler içerisinde hazırlanan bir Sevilya haritası vardı. Bu Sevilya haritasıyla Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmak istenen bir süreç vardı. Ama Türkiye 27 Kasım 2019'da Libya ile yapmış olduğu deniz yetki sahası anlaşmasıyla, Mavi Vatan doktrini ortaya koymasıyla beraber bu 189 bin kilometre kareye çıkarttığını görüyoruz. Eskiden Sevilya haritası bizi 80 bin kilometre kareye sıkıştıracak şekilde bir hak ve hukuk anlamında bizi köşeye sıkıştırma anlamında yapılan bir haritaydı. Ama Türkiye'nin yapmış olduğu hamlelerle beraber bunun boşa çıkartıldığını gördük. Bu ekranlarda sürekli şekilde bunu ifade ediyoruz ve tekrarlıyoruz. Bu anlamda Abdülhamit Han arama gemisinin, sondaj gemisinin ortaya yapılması, yerli imkanlarla bunun Doğu Akdeniz'de yüzdürülmesi, Türkiye'nin hem Adalar Denizi'nde hem de Doğu Akdeniz'deki haklarını koruması anlamında önemli bir hamle olarak görmek lazım ve değerlendirmek lazım. Tabii biz iç kamuoyunda bunun çok fazla etkisini tartışmıyoruz ya da çok fazla şekilde gündeme getirmiyoruz ama bizim karşımızdaki muhataplarımıza baktığımız zaman onlarda tedirginlik daha da fazla artmaya başladığını görüyoruz. Özellikle Rum kesiminin kamuoyuna baktığımız zaman, Yunanistan kamuoyuna baktığımız zaman bizim iç kamuoyundan daha fazla tartıştıklarını görebiliriz. Özellikle gündem oluşturması anlamında. Yani biz biraz daha enerjimizi bir takım noktalar içerisinde boşa harcıyormuşuz gibi geliyor. Ama karşı taraftaki muhataplarımız bunu çok fazla şekilde gündeme getiriyorlar. Bunu da önemli şekilde bir not etmek gerekir diye düşünüyorum. Aslında hocam çok güzel vurguladınız konunun önemini. Dış basındaki yer bulduğu ölçüden daha iyi anlayabiliriz. Bu arada Kürşat Hocam yine şunu da sormak istiyorum. Şimdi rotası da açıklandı Abdülhamit Han'ın. Burada stratejik boyutunu da sormak istiyorum. İşleyişi süreci nasıl olacak? İşleyiş süreci bildiğiniz gibi bu yerli imkanlarla olduğu için bildiğiniz gibi tamamen Enerji Bakanlığı tarafından, koordinesi tarafından ortaya konulacak bir rota şeklinde olacak. Yani bildiğiniz gibi parseller var. Doğu Akdeniz'de bir takım parseller vardır. Türkiye'nin hak iddia etmiş olduğu parseller vardır. Hakkı olan parseller vardır. Ayrıca bir takım Kıbrıs Rum yönetiminin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde haklı olan bir takım parselleri de Kıbrıs Rum yönetimi burada oldu bittiye getirecek şekilde kendi egemenlik hakları ya da yetki alanları olarak ifade etmektedir. Sayın Hocam uluslararası hukukçu olduğu için daha yetkin bir şekilde bu konulara açıklama getirecektir. Şunu söylemekte fayda vardır. Türkiye iltilaflı olan bir takım parseller vardır. Özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetiminin haksız ve maksimalist politikalarıyla ortaya koymuş olduğu bir takım bu parsellerdir. Bu anlamda Enerji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, ayrıca devletimizin savunmayla ilgili karar alma aşamasında kalan yetkilileri de bu anlamda stratejik anlamda bir takım hamleler yaparak son dönemler içerisinde her ne kadar
kadar kamuoyunda böyle bir algı oluşturmuş olsa da Türkiye geriliyor mu? Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçiyormuş gibi bir takım böyle algı oluşturacak şekilde ifadeler vardı. Bunların cevabını en güzel şekilde özellikle son dönemler içerisinde çok fazla şekilde gündeme geldi. İltilaflı olan yani Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hakları içerisinde yer alan, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hakları içerisindeki yetki alanı içerisindeki olan bölgelere yönlendirilmesi bu anlamda önemli bir hamle olarak düşünüyorum. Zaten devletin karalama aşamasındaki yer alan karalıcıların da bu şekildeki ifadelerine baktığımız zaman gelecek dönemler içerisinde Abdülhamit Han gemisi muhataplarını daha da rahatsız edecek bir noktada içerisinde aramalarını arttıracaktır, sondajdan arttıracaktır. Umut ediyoruz ki inşallah bu sondajların sonucunda çok önemli rezervlere ulaşsın. Nasıl Karadeniz'de önemli bir rezerv bulunup da 2023'ün Mart'ında karada yakılmaya başlanacağı ifade edilmiş olsa da olduğunu ifade etmiş oldu bugün Enerji Bakanı'nın açıklamalarına baktığımız zaman. Umut ediyoruz ki Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin gaz bulmasıyla, doğal gaz ve petrol yataklarındaki önemli şekilde keşifleriyle beraber bu taçlandırılacağını düşünüyorum. Bu anlamda devletin önemli karalıcıları stratejik anlamda hem Yunanlı muhataplarını hem de Güney Kıbrıs Rum yönetimi içerisindeki bazı yapıları da rahatsız etmeye stratejik planlar içerisinde, stratejik hedefler doğrusunda yapacağı ile ilgili söylemler gelecek dönemler içerisinde göreceğiz. Ve net bir şekilde şunu söyleyebiliriz ki Türkiye Doğu Akdeniz'de haklarından, Adalar Denizi'ndeki haklarından herhangi bir şekilde bir geri adım atmayacak şekilde bu hamleleri yapıyor. Bunu da bu şekilde söylemekte fayda vardır diye düşünüyorum. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Şimdi Bahadır hocam, size sorarken özellikle Kürşat Hoca da vurguladı. Uluslararası hukuk boyutundan da bahsedelim istiyorum. Çünkü buradaki haklar da önemli bir nokta. Hem gemimizi nasıl değerlendirirsiniz diyeyim, sözü size bırakayım. Evet. Biraz evvel hocamın da ifade ettiği gibi aslında burada yapılan bu arama ve sondaj faaliyetleri Türkiye'nin gerek Adalar Denizi'nde gerekse Doğu Akdeniz'de ileri sürdüğü tezleri özellikle yine Kürşat hocamın ifade ettiği gibi Libya ile yaptığımız deniz yetki anlaşmasıyla da güçlendirdiğini ve bunun üzerinden de bu deniz yetki alanları üzerinden gerçekleşen çekişmenin ve tabiri caizse bilek güreşinin bir sonucudur. Yani Türkiye burada Mavi Vatan yaklaşımı veya Mavi Vatan doktrini denen doktrini yalnızca kağıt üzerinde olmadığını, uygulamaya da geçirdiğini göstermektedir. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın önemi de zaten buradan kaynaklanmaktadır. Türkiye'nin Yunanistan'la özellikle genel olarak yaşadığı bütün sorunlara karşılık ileri sürdüğü tezleri Libya anlaşmasıyla hayata geçirmiştir. Ve bunu Birleşmiş Milletler'e de tescil ettirerek burada uluslararası toplum nezdinde de çok önemli bir avantaj sağlamıştır. Şimdi bunun devamı olarak da Türkiye hem Adalar Denizi'nde hem Doğu Akdeniz'de başka adımlar atacağını da göstermiştir. Ve özellikle gerek Adalar Denizi'nde Kuzeydoğu Adaları, gerekse Güneydoğu Adaları olarak bilinen veya genel olarak Adalar Denizi'ndeki doğu kısımda kalan bütün adalar, yukarıda Çanakkale Boğazı'ndan aşağıda Antalya Körfezi'ne kadar uzanan bütün Yunanistan'ın egemenliğinde olan adalardaki bu gayri askeri statünün sürekli olarak ihlal edilmiş olmasından hareketle Türkiye bugüne kadar yaptığı bütün itirazlara karşılık sonuçta alınamaması sebebiyle artık önce Libya anlaşmasıyla sonra da bu arama ve sondaj faaliyetleriyle yeni bir boyut katmıştır. Bir kere burası çok önemli. İkinci husus tabii bu Mavi Vatan doktrininin bir sonucu olarak yine kendi arama ve sondaj gemilerimizle bu faaliyetleri yürütüyor olmanın hem psikolojik boyutu var, psikolojik propaganda açısından, hem de bir ekonomik boyutu var. Şimdi psikolojik propaganda açısından bakacak olursak bu şekilde deniz yetki alanlarında veya genel olarak denizlerde doğal kaynak aramak bir büyük devlet olma potansiyelini göstermektedir. Yani eğer bu aramayı siz kendiniz yapabiliyorsanız bu noktada uluslararası toplumun bakışı kendi kendine yetebilirlik ölçüsünde bu aramanın yapılabilir olması bir yetkinlik göstergesidir. Ve bu yetkinlik çerçevesinde de siz bu arama faaliyetlerinden sonuç da alıyorsanız ki Karadeniz'de aldık, inşallah Doğu Akdeniz'de de alacağız. O zaman işte uluslararası arenada da rekabet edebilir bir pozisyona gelmiş oluyorsunuz. İşte bütün bunlar da bu işi kendi imkanlarıyla yapan.
Yalnızca ekipman olarak, yalnızca sahip olduğu gemiler bakımından değil, aynı zamanda kendi insan kaynaklarına, yani Türk mühendisleriyle yapan bir devlet, artık burada güçlü devlet veya güçlü devlet olma arefesinde bir devlet imajı yaratıyor. Bu çok önemli. Ekonomik boyutuna gelecek olursak, bu arama faaliyetleri bir kere her şeyden önce Türkiye'nin özellikle başta doğalgaz ve petrol olmak üzere ithal ettiği bu enerji kaynaklarıyla ilgili mevcut devam eden sözleşmelerinde de Türkiye'ye bir pazarlık gücü sağlıyor. Hele hele yeni keşifler oldukça da artık bu sözleşmelerin kendi kendine enerjide yetebilir hale gelene kadar devam ettirilmesinde, uzatılmasında da Türkiye'ye bir maliyet avantajı oluyor. Yani fiyat indirimi alma şansı oluyor. Bunu göreceğiz. Bir başka husus tabii. Burada bu arama ve sondaj faaliyetlerinde sonuç aldıkça da burada toplumsal motivasyon da artıyor ve kendine güvenle birlikte, özgüvenin artmasıyla birlikte de tabii çok önemli bir aşamaya geçmiş oluyor. Yine burada bizim tabii enerji meselesi elbette çok stratejik boyutu olan bir mesele. Ama Türkiye bakımından yaklaştığımızda ekonomik olarak bizim cari açığımızda en büyük kalemi oluşturan bir ihtiyacımız. Ve ortalama 50 milyar dolar yıllık bize maliyeti olan doğrudan. Ama dolaylı olarak ekipman ve yatırım üretim amacıyla kullanılan ekipmanda düşünüldüğünde bunun en az yarısı kadar bir yüke, yani yıllık ortalama 70-75 milyar dolara varan doğrudan ve dolaylı bir faturası var. İşte bu arama ve sondaj faaliyetlerinin başarılı olması ve sonuç alması bizim üzerimizdeki bu büyük yükün de azalmasını ve zaman içinde erimesine yol açacak. Biliyorsunuz Türkiye son dönemde yeni bir ekonomik modeli hayata geçirmeye çalışıyor. Burada da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı bu yeni ekonomik modelde cari açık bizim en büyük kamburumuz. Bu kamburdan kurtuldukça, bu kamburu azalttıkça, bu yükü hafiflettikçe Türkiye'nin bu yeni ekonomik modeli bu dört sac ayağıyla hayata geçmiş olacak. Burada da bu arama ve sondaj faaliyetlerinin son derece önemi var. Tabii bu bizi başka bir aşamaya getirir ki bu da Ankara merkezli bir gelecek tasarımını artık biz daha kolay bir şekilde hayata geçiririz. Özellikle dış politikada. Çünkü hem enerjideki arz güvenliğini ülke içinde sağlaması, bunun tedarikinde ve kullanımındaki sıkıntıların ortadan kalkması ki son dönemde son özellikle 5-6 yıllık süreçte Cumhur İttifakı ile birlikte bunun enerjideki arz güvenliğinin de çok ciddi oranda yurt içinde sağlandığını biliyoruz. Bunun ekonomiye olan yansıması ve bunun doğal olarak dış politikaya olan yansıması Türkiye'nin Ankara merkezli gelecek tasarım bakımından da bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ve özellikle Türkiye'nin iç kamuoyuna yönelik yapılan ve yapılmaya da devam edilen seçimler yaklaştıkça daha fazla örneğini gördüğümüz, işte bu programda başka programlarda sürekli muhalefet eliyle örneklerini de arka arkaya yaşadığımız bu psikolojik propagandaya karşı çok ciddi bir direnç oluşturuyor. Öbür taraftan bu son özellikle arama sondaj faaliyetleri, bu Abdülhamit Han gemisi ve bu geminin başlattığı sondaj faaliyetlerinde yine dikkat edilmesi gereken, unutulmaması gereken bir hususta bu sondaj gemimize nezaret eden deniz kuvvetlerinin gemileri ve bu gemilerin adları. Kanlı Noel diye bilinen Kıbrıs'ta Aralık 1963'te gerçekleşen ve Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın 3 tane katledilen yavrusunun adını taşıyor. O küçük şehitlerimizin adını taşıyor refakat eden gemiler. Buradan da bir başka noktaya uzanıyoruz ki büyük devletler aynı zamanda tarihi derinliği olan ve devlet geleneği köklü olan devletlerdir. Ve bunların en önemli özelliği de kayıt tutmalarıdır. Ve tabiri caizse bir insana benzetirsek devletlere hafızalarının canlı olmasıdır. Bu refakat eden gemilere Tabip Binbaşımız Nihat İlhan'ın şehit edilen yavruların adının verilmiş olması da Türk Devleti'nin hafızasının ne kadar canlı olduğunu ve Türk Devleti'nin bunu unutmadığını göstermesi bakımından da oldukça manidar, sembolik olmanın çok ötesinde ve biraz evvel çizmeye çalıştığımız o büyük devlet olmanın getirdiği sorumlulukların somut olarak yansıması şeklinde değerlendirilebilir. Bence bu meseleyi de atlamamak gerekir. Sonuç olarak bu
Enerji rekabeti, bu enerji rekabetinin aynı zamanda deniz yetki alanları üzerinden bir mücadeleye sahne olması, Türkiye'nin burada kararlılığını göstermesi ve somut olarak hayata geçirmesi, Türkiye'nin 2053 hedefi, yani İstanbul'un fethinin 600. yılında, 2053 yılında süper güç olma hedefinin de bir önemli atlama taşı, bir önemli aşaması olduğunu da unutmamak gerekir. Çünkü Türkiye gerek ekonomik olarak güçlendiğinde, gerek Ankara merkezli gelecek tasarımını hayata geçirdikçe 2053 yolundaki hedefine daha hızlı gidebilecektir. Burada bu enerji üzerinden gerçekleşen rekabet ve dış politikadaki bu Mavi Vatan doktrini çerçevesinde Türkiye'nin attığı adımların aslında 2053'e giden yolda çok önemli kilometre taşları olduğunu söyleyebiliriz. Evet hocam, bu arada çok önemli bir noktayı da hatırlatmış oldunuz. Abdülhamit Han gemisinden bahsetmişken ona refakat eden 3 geminin isminin, evet, Kıbrıs şehitlerimizin ismini taşıdığını hatırlatmamak da olmazdı. Teşekkür ediyorum, güzel bir noktanın, evet, da altını çizdiniz. Sayın Niyazi Paksoy efendim, hemen sözü size bırakayım. Konuyla ilgili siz neler söylersiniz? Evet, Sayın Genel Sekreter Yardımcımız ve Sayın Kürşat Hocam bu konuyla ilgili oldukça değerli bilgiler aktardılar. Fatih, Yavuz ve Kanuni'den sonra 4. araştırma gemimiz olan Abdülhamit Han araştırma gemisi, aslında bunların arasında en donanımlısı, 200 mürettebatıyla birlikte katılmış olması, 2 sismik araştırma gemimizle birlikte topyekun görev yapıyor olması, Doğu Akdeniz'deki müktesebatlarımızla ilgili görev üstlenmiş olmaları, milli gururumuzu okşayan, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası platformunda da dikkat çekici noktaya getiren hususlardan önemli bir bölüm. Abdülhamit Han gemisini yapacağı görev 2 aylık süreyle tayin edilmiş. 2 ay süreyle araştırma yapacak. Yörükler 1 noktasındaki yapacağı araştırma, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle ilgili şöyle söyleyebiliriz. Her ne kadar Yunanistan bu konudan huzursuzluk duymuşsa da egemenlik hakkımızdan kaynaklı bu hakların kullanımı bizim için vazgeçilmezdir şeklinde yapılan açıklama aslında işin özünü ortaya koymaktadır. Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğal gazdan sonra Doğu Akdeniz'de egemenlik alanlarımızda, Mavi Vatanımızda bulunabilecek bir enerji noktası hem bizim için dünyada son zamanlarda gelişen sağlık, enerji ve tarım noktasında en önemli yeri tutan enerji bakımından bir noktaya isabet edilmiş olması, orada ortaya çıkarabileceğimiz bir değer ülkemizin kalkınması açısından da çok önemli bir değer olarak ortaya çıkacaktır. Ayrıca Türkiye'nin enerji konusunda geçiş noktası, Avrupa'ya yönelik geçiş noktası bakımından bir takım çalışmalar içerisinde olması, hat itibariyle bu görevi ifa edebilecek şekilde geleceğe hazırlanması da dikkat çeken bir husus olarak görülmektedir. Şimdi biraz önce ifade ettim, COVID sebebiyle gündeme gelen bu süreçte sağlık alanında ne kadar çok yatırım varsa dünya sağlık alanında yatırıma yönelmiştir. Yine tarım son zamanlarda, son yıllarda en çok yatırım yapılan alan olarak görülmektedir. Enerji en çok ihtiyaç duyulan ve en çok yatırım yapılan diğer bir nokta olarak görülmektedir. Enerji noktasında dışa bağımlılık ülkelerin gelişmemesini sonuçlayan bir husus olarak bütün ülkenin aynı sorunda karşı karşıya kalmasını neticelendirmektedir. Türkiye enerji noktasında belli bir noktayı aşmak ve enerji bağımsızlığını da elde etme çabası içerisinde oluşu bakımından Abdülhamit Han gemisinin bir kuvvet, bir güç ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yansıtır şeklinde göreve amada kılınması hakikaten sözümüzün başında da dediğimiz gibi milli gururumuzu okşayan bir husus olarak görülmektedir. Gelişen bir Türkiye, güçlenen bir Türkiye ve de ekonomik olarak yeni noktalara taşınmak isteyen bir Türkiye, büyük bir Türkiye inşasının habercisi olan bütün bu çalışmalar gelecekte inşallah daha da somutlaşır ve verimliliğe dönüşür şekilde ülkemizin zenginleşmesinde önemli bir görev ifade eder diye düşünüyoruz. Bütün bu çalışmalar dediğimiz gibi gerek Doğu Akdeniz'de olsun, gerek Ege'deki haklarımızın korunmasına ilişkin çabalarımız olsun,
bizim vazgeçmeyeceğimiz değerlerdir. Ülkemizin müktesebatları korunması yanında uluslararası sözleşmelerle korunmaya çalışılan haklarımızın sonuna kadar takipçisi olmak bizim son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vazgeçmediği hususlardır. Yine sınır ötesi harekatlarla birlikte terörle uzun yıllar vazgeçmeksizin sistematik bir şekildeki mücadelemizde diğer haklarımızı kullanmak ve buradaki ilkesel ve düzenli şekilde mücadeleyi devam ettirmek diğer ülkeler arasındaki duruşumuzu da ayrı bir pozitif değer olarak ortaya koymaktadır. Terörle ilgili olduğu kadar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istikrarlı duruşu her ne kadar bazı emperyal ülkeleri ve çıkarcı ülkeleri rahatsız ediyorsa da biz terörle mücadelemizdeki istikrarımızı aynı şekilde mavi vatanda da korumaya çalışmak ve devam ettirmek bir devlet politikası olarak orta yerde oluşu bizi heyecanlandırmaktadır bir ferd olarak da, vatandaş olarak da. Bu bakımdan ülkemizin geleceği açısından değerli olan bu çalışmaları takdirle karşılıyoruz. İnşallah ülkemize zenginlik olarak dönecek bu çalışmaların akıbetleri faydaya dönüşecektir diye umut ediyoruz. Evet, yani tabii güzel şeyler oluyor. Bununla başlamış olduk aslında dış politika gündemine. Bu bizim için oldukça gurur verici ve güzel bir adımdı. Ama yine dış politika gündemine baktığımızda ne yazık ki dünya için endişe verici olaylar da oluyor. Bunlardan bir tanesi ABD için arasındaki gerilim. Bu konuya geçerek devam edelim istiyorum. Şimdi Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından ipleri iyice gerilmişti. Zaten sonrasında sonu gelmedi henüz. İşte Çin tatbikat yapacağını açıkladı. 5 gün olan tatbikat süresi sonu gelmedi. Hala devam ediyor. Ardından ABD asıl gerilimi yaratanın Çin olduğunu söyledi. Tabii iki ülke arasında gerilim devam ederken diğer ülkeler bizim tarafımızdan da şöyle endişeler dillendirilmeye başlandı. Yeni bir savaş kapıda mı? Dünya yeni bir savaşa hazır mı? Zaten bu da ayrı bir soru. Olası bir savaşın sonuçları ne olur ama önce ilk sorudan başlayayım Kürşat Hocam. Yeni bir savaş kapıda mı? Bu gerilimin sonu nereye varacaktır? Şimdi dünya geneline baktığımız zaman özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra yeni tartışmalar Çin Tayvan'a saldırır mı? Ya evet. Da buradan herhangi bir şekilde bir savaş çıkar mı? Bir ki çatışma çıkar mı? Ki bu arada çok özür dileyerek hocam virgül koyuyorum. Pelosi'nin özellikle o kadar Çin'in uyarılarına rağmen oraya gitmesi de ABD kasıtlı bir şekilde mi bir savaş çıkarma gayesine girdi düşüncesinde aslında akıllara getiriyor. ABD'nin genel anlamda stratejisine baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri özellikle bu ekranlarda sürekli şekilde söylüyoruz. 2008'den sonra bir duraklama dönemine girdiğini görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri sahaya herhangi bir şekilde karşıdaki güçlerle ya da küresel ya da bölgesel güçleri tam karşısına alacak şekilde bir hamleler yapmadığını görüyoruz. Çünkü artık bir duraklama dönemine girdi. Bu duraklama dönemi bir takım ekonomik zorluklar ve iç sıkıntılarla uğraşmakta. Ve bundan dolayı dış politika konusunda da savunma konusunda da bir takım açmazlarla da karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Ama baktığımız zaman uluslararası politikaya baktığımız zaman sistemi şu anda uluslararası sistemin küresel gücü gücü diye ifade edeceğimiz gücü Amerikan olduğu ile ilgili ifadeler kullanılmakta. Ve bu anlamda parametrelere baktığımız zaman biz parametreler üzerinden değerlendirdiğimiz zaman da sistemin şu anda dominant gücün Amerikan hegemon gücü Amerika Birleşik Devletleri olduğunu görüyoruz. Ama gelecek dönemler içerisinde bu çok fazla uzun sürmeyeceği ile ilgili bir takım veriler de ortaya çıkmaya başladı. Özellikle siyasi tarihe baktığımız zaman bu genel anlamda bizim söylemiş olduğumuz söylemi ve ortaya koymuş olduğumuz argümanı güçlendirecek şekilde veriler de ortaya koyuyor. Yani hiçbir süper güç, hiçbir hegemon güç sonsuza kadar bu güç pozisyonunu koruyamıyorlar. Mutlaka belli bir dönemden sonra, yükselişten sonra bir duraklamadan sonra gerileme ve çöküş dönemine girdiğini görürüz. Siyasi tarih bize bunu verilen çok fazla şekilde veriyor. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle son dönemler içerisinde rakip ya da kendine ileriki aşamalar içerisinde güç pozisyonu içerisinde bu gücünü tahtından indirebilecek şekildeki potansiyel bir takım güçler vardır. Bunlardan işte 2021'de bildiğiniz gibi Brüksel NATO zirvesinde ne dedi? NATO yakın tehdit Rusya, uzak tehdit Çin dedi. 2020 Madrid zirvesine baktığımız zaman her ne kadar biz NATO üzerinden değerlendiriyoruz ama NATO dediğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri'ni de görmemiz lazım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonuyla beraber bir konum alan NATO'yu görüyoruz. Yani NATO'yu da bu şekilde konumlandırmak lazım. Ve 2022'deki Madrid zirvesine baktığımız zaman da gündemdeki en önemli konulardan bir tanesi Çin olduğunu ve Güney Pasifik noktası olduğunu görüyoruz. Yani NATO'nun artık alan dışı noktasında Güney Pasifik kadar yayıldığını gördük. Çin
Bu anlamda Tayvan'a herhangi bir şekilde müdahalede bulunabilir mi? Aynı Rusya'nın Ukrayna'ya yapmış olduğu gibi. Yine siyasi tarihe baktığımız zaman siyasi tarih anlamında 70 yıldır Tayvan'ın Çin Cumhuriyeti olarak kendini uluslararası kamuoyunda tanıtan bir yapı ve devlet olarak varlığını devam ettirdiğini görüyoruz. Yani 70 yıldır 1949'dan sonraki süre içerisinde değerlendirdiğimiz zaman yaklaşık 70 yıldır Tayvan 36 bin kilometreye kare sahibi olan bu ada Çin'in karşısında durmakta. Ve 70 yıl süre içerisinde Çin herhangi bir şekilde Tayvan'a bir müdahalede bulunmadı. Çünkü Çin genel anlamda, tarihsel anlamda baktığımız zaman biraz daha soğukkanlı, biraz daha dikkatli şekilde davranan bir dış politika ve tarih anlayışına sahip olduğunu görüyoruz. Bu da Çin'in bulunmuş olduğu bölge içerisindeki bir takım uğramış olduğu saldırılar, bir takım ülkelerin kendi ülkesi Çin'in içerisindeki bir takım emperyal ve küresel anlam emperyal bir şekilde bu bölgede işgal etmesi. Yani Çin'in tarihsel sürecine baktığımız zaman Fransızların, İngilizlerin, Japonların istila ettiği bir ülke konumunda. Bu anlamda Çin bunu gördüğünden dolayı gücünü tam anlamıyla belli bir noktaya getirmeden herhangi bir şekilde Tayvan'a müdahalede bulunmayacağını öngörebiliriz. Yani bu siyasi tarihin bize vermiş olduğu bir öngörüdür. Yani gelecek dönemler içerisinde bunun tersi olabilir mi diye tabii ki uluslararası politikada sürprizlere de açık bir alandır. Yani bugünden yarına herhangi bir şekilde bu değerlendirmeleri yaparken bizim elimizdeki bir takım veriler üzerinden değerlendirme yapıyoruz ve buna göre söylüyoruz. Şimdi Çin'in stratejisine baktığımız zaman Çin özellikle deniz gücü olmadan, yani jeopolitik teoriler ve jeopolitik görüşler içerisinde değerlendirdiğimiz zaman Çin herhangi bir şekilde deniz gücü olmadan Amerika karşısında ya da uluslararası politika konusunda bir üstünlük sağlayamayacağı verilerle ortaya çıkmış durumdadır. Ve Çin son yıllar içerisinde özellikle deniz gücünü arttırma anlamında bir politika gütmektedir ve bu politikaları da her anlamda parametrelere yansıdığını görüyoruz. Yani Amerika'nın, şu andaki Amerika hegemon güçse bunu denizlerden sağlamış olduğu üstünlükle sağlamaktadır. Zaten tarihsel kayıtlara baktığımız zaman hegemon güçlerin hep bir deniz gücü olduğunu görmekteyiz. Yani tarihsel jeopolitik düşünce içerisinde değerlendirdiğimiz zaman hegemon güçlerle kara güçlerin arasında bir mücadele vardır. Bu hegemon güçler arasındaki mücadeleye baktığımız zaman özellikle de hegemon olan, yani sistemin dominant gücünün deniz gücü olduğunu görürüz. Yani Çin bu anlamda denizde bir üstünlük sağlamadan Amerika'nın karşısına çıkacağını ben öngörmüyorum. Bu anlamda Çin'in stratejisine baktığımız zaman son dönemler içerisinde bir kez daha söylemek gerekirse Amerikan kuvvetlerini sınırlarına olabildiğince uzakta tutmak, denizlerine yaklaştırmamak ve uluslararası politik alanda Amerika'nın o hegemon gücünü yıpratıcı şekilde bir takım girişimlerde bulmak. İşte Şangay İşbirliği Örgütü olsun, Rusya ile işbirliğini arttırması, bölgesel anlamdaki bir takım yapılar kuracak şekilde Amerika'nın bölge içerisindeki egemenliğini kısıtlamaya yönelik hamlelerini görüyoruz. Amerika bunun karşısında ne yapıyor stratejik olarak? Amerika'da özellikle denge unsuru oluşturacak şekilde komşularıyla Çin'i dengeleyecek şekilde birliktelikler oluşturuyor. Yani komşularına destek verecek şekilde Güney Pasifik'te bir egemenlik sahası oluşturmasını önleyecek şekilde faaliyetlerde bulunuyor. Ve son dönemde bu faaliyetlerini arttırdığını görüyoruz. Özellikle AUKUS olsun, Kuat gibi bir takım yapılar bu anlamda önemlidir. Son olarak da 2022 Madrid Zirvesi ile beraber artık NATO'nun da Güney Pasifik'te yer alan bir güç olduğunu da görmemiz lazım. Yani bir örgüt olarak buraya kadar genişlettiğini görüyoruz. Yani Çin sadece Amerika Birleşik Devletleri'yle bir mücadeleye girmeyecek. Gelecek dönemler içerisinde NATO'yla da artık muhatap olacak şekilde bir sürecin içerisinde girdiğini görüyoruz. Ve Çin savunma kaynaklarına baktığımız zaman tatbikatları durdurduklarını söylediler. Ve genel anlamda da biraz daha Tayvan halkına yönelik bir şekilde propaganda amaçlı bir takım ifadeler de kullandılar. İşte tek Çin, iki sistem modelini ortaya koydular. Tek devlet, iki sistem. İşte bunu Hong Kong'da uyguladılar, Macao'da uyguladılar. Gelecek dönemler, geçmiş dönemde buralar belli Portekiz ve İngilizlerin egemenliği altındaydı. Bunları kendi sistemlerine kattılar. Tayvan'a da böyle bir model uyguladılar. Yani biraz daha barışçıl anlamda, Tayvan'daki halkı kendi yanlarına çekme anlamında böyle bir söylemde bulundular. Tabii Çin peki, ne zaman... Peki bu ölçüde başarılı olabilir hocam şu an Tayvan üzerindeki çabaları? Tayvan üzerindeki şu anda baktığımız zaman bir takım Tayvan'daki yapılan anketlere baktığımız zaman kendiniz nasıl hissediyorsunuz diye baktığımız zaman halkın %70'i kendini Tayvanlı hissediyor. Yani Çinli hissetme ya da Çin'e bağlanma konusunda Tayvanlıların böyle bir isteği yok. Genel anlamda Amerika'da zaten bu anlamda konumlandırılmış durumda. O Tayvan dediğimiz biraz önce bahsetmiştim 36 bin kilometreye kareye sahip Güneydoğu Pasifik'teki Çin'in çıkışının tam önündeki engel olan adalardan bir tanesi ve Amerika yıllardır Soğuk Savaş'tan beri 7. filosunu hep orada hazırda tutuyor. Yani 9 milyon 500 bin kilometre kareye sahip 1.6 milyar nüfusa sahip bir Çin
Amerika'nın 7. filosu karşısında herhangi bir şekilde bir adım öteye gidecek şekilde, yani Tayvan Adası'nı da işgal etmek ya da Amerika ile karşı karşıya gelecek çatışmayı artıracak şekilde bir hamle yapmadığını görüyoruz. Bu da Çin'in işte dış politikadaki biraz daha dikkatli, biraz daha sabır işleyecek şekilde politikasını ortaya koyuyor. Zaten Çin hedefini koyarken 2030 ve 2049 gibi kendini süper güç, hegemon güç olacak şekilde hedefler koyduğunu görüyoruz. Yani 2030 ve 2049'a kadarki süreç içerisinde bir çatışma olur mu? Amerika ile bir güç mücadelesine girebilir mi? Tabii ki bu biraz önce bahsetmiş olduğum gibi siyasi tarih ve Çin dış politikası ve Çin tarihine baktığımız zaman bu çok fazla şekilde rastlanan bir durum değildir. Ama gelecek dönem içerisinde baktığımız zaman yeni bir dünya düzeninin, yeni bir uluslararası politikanın özellikle Covid sonrası kurulan bir süreç içerisinde görmekteyiz. Ve bu süreç içerisinde Çin bir takım hamleler yapabilir mi? Tabii ki bunu gelecek dönemler içerisinde göreceğiz. Ama şunu gözden kaçırmamamız lazım. Amerika artık şunu yapmaya başladığını görüyoruz. Belli bölgeler içerisinde kaos ve karmaşa oluşturacak şekilde bir takım bölgelerde kaos ve karmaşayı arttırıyor. Bu kaos ve karmaşayla beraber bölgesel ve küresel güçleri buraya çekerek onların gücünü tüketme, onların belli bir nokta içerisinde güçlerini ölçme anlamında bir politika ortaya koyuyor. Tayvan konusunda Nancy Pelosi'nin yapmış olduğu hamle de bir şekilde Çin'in o savunmaya yapmış olduğu harcamalar anlamında duraklatmak ya da onu ölçme anlamında bir hamle ve politik olarak görebiliriz, stratejik olarak görebiliriz. Artık günümüzde stratejik tehditler diye ifade edeceğimiz bir takım unsurlar ortaya çıkmaya başladı. Yani Amerika bir takım bölgelerde stratejik tehditler oluşturacak şekilde hamleler yaparak karşı taraftaki güçleri hem belli noktalar içerisinde sınırlandırmaya çalışmakta hem de kendi konumunu güçlendirmeye çalıştığını görmekteyiz. Yani Amerika'nın gelecek dönemler içerisindeki politikası da bu olacak şekilde görebiliriz. Şunu da söyleyerek sonuçlandırmak istiyorum. Özellikle yükselen devletler, yani hegemon devlete karşı rakip olabilecek yükselen devletlerde biraz saldırganlık eğilimleri olduğu siyasi tarihin belli verilerinde gözükmektedir. Çin bu anlamda daha saldırgan eğilimler içerisinde olacak şekilde eylemlere girişmediğini söylemekte fayda vardır diye düşünüyorum. Evet hocam, bu arada ABD'nin belli bölgeleri karıştırma adımlarından da bahsettiniz. Aslında bunu küçük bir adımla dahi yapabiliyorlar ki gördük. Pelosi'nin Tayvan'a attığı tek bir adımla işte günlerce dünyaca konuştuğumuz bir kargaşa ortaya çıkmış oldu. Bahadır Hocam, konuyla ilgili siz neler söylersiniz? Şimdi biz bu konu üzerinden tabii korku senaryoları da yazılmaya başlandı. Olası bir savaşın sonuçları ne olur? İşte Tayvan çipin merkezi çip krizi gelir mi gibi konularda konuşulmaya başlandı ama böyle korkunç bir adım senaryo bizim için gündemde mi ya da gerilimin sonu nereye varacaktır? Şimdi ABD'nin bu müdahalesini biraz evvel Kürşat Hocam'ın ifade ettiği gibi aslında bir teorik zemine oturtmak mümkün. O da şöyle, yine daha önce programlarınızda ifade etmiştik. Mevcut ABD Başkanı Biden seçim kampanyasına başladıktan sonra Mart-Nisan 2020'de Foreign Affairs isimli meşhur dergide bir manifesto niteliğinde uzun yazı yayınladı. Burada bu yazının başlığı Why Must America Lead Again? Yani Amerika neden yeniden lider olmalıdır? Şeklinde bir başlık. Bu Amerika'nın dünyadaki işte hegemonik güç olma meselesiyle alakalı. Çünkü ona göre işte Trump döneminde bu yara aldı ve yeniden biz Amerika'yı bir numara yapacağız ve bir numara gibi yapacağız. Burada da bunu bir takım değerlerin üzerine oturttu. Hem iç politikada hem dış politikada bir takım restorasyon ve onarım sürecinden geçeceğini ifade etti. Burada en öne çıkardığı hususlardan biri de dış politikada da demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti çerçevesinde bir dış politika inşa edeceğiz. Çünkü biz Soğuk Savaş'ta da aslında Doğu blokuna karşı bunun mücadelesini verip galip çıkmıştık ve bunun liderliğini de ABD yapmıştı. ABD eski müttefikleriyle birlikte yeniden bunun mücadelesini verecektir dedi. Mesela Tayvan krizi üzerinden örnek verecek olursak, Pelosi'nin açıklamalarına bakacak olursak, Pelosi bu ziyareti otokrasiye karşı demokrasilerin dayanışması şeklinde ifade ediyor. Yani birbirine paralel. Biraz evvel yine Kürşat Hocam'ın ifade ettiği, eğer mesele güvenlikse ve ABD'den bahsediyorsak muhakkak NATO'yu dikkate almak zorundayız. Şimdi NATO'yu dikkate aldığımızda NATO'da son dönemde çok ciddi bir artık NATO'nun ifadesiyle bir konsept değişikliğine gitti. Bir, bu yıl itibariyle NATO 2022 stratejik konseptini ilan etti. En son 2010'da ilan etmişti. Ama geçen sene özellikle
2030 perspektifi NATO'nun 2030 raporu yayınlandı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayındaki zirvede. Şimdi bu 2030 raporunda mesela yeni bir çağ için birliktelik başlığını taşıyan raporda Çin, Rusya ile birlikte bir tehdit, ikincil bir tehdit ama potansiyel olarak Rusya'dan daha büyük bir tehdit olarak ifade edildi. Çünkü biraz evvel yine hocamın ifade ettiği gibi Çin'in dünyanın bir numarası olmak gibi 2030'lardan başlayıp 2040'lara uzanan bir hedefi var. Bu hedef çerçevesinde de Çin'den kaynaklı bütün meydan okumalara karşı NATO'nun hazırlıklı olması gerektiği söylendi. Şimdi bu durumda NATO artık kendi sınırları dışında bir hamleye başlıyor ve Çin dendiği zaman da artık Büyük Okyanus yani Pasifik eksenli bir yaklaşım da geliştiriyor. Çin'in bu meydan okumalarından ve tehlikelerinden bahsederken biraz evvel bahsettiğimiz o değerler üzerinden, otoriterizme karşı demokrasi, insan hakları, hukuk devleti üzerinden bir sistemik tehlike olarak ifade edilmiştir. Öbür taraftan Çin'in yine dünya pazarına ekonomik olarak egemen olabilmesi için de tek uşak tek yol projesine dikkat edilmesi gerektiğini işaret edilmiştir bu 2030 raporunda ve buna karşılık da NATO üyelerinin ortak bir yaklaşım içinde olması gerektiği, bir danışma organının Çin'e yönelik olarak kurulması ve aralarındaki işbirliğini de çok boyutlu olarak sadece güvenlik anlamında değil gerek değerler açısından gerekse ekonomik açıdan işbirliğini arttırmaları gerektiği, özellikle Çin'in siber saldırılar yoluyla fikri mülkiyet hırsızlıkları yaptığı ve pek çok ticari sektörde bunun etkilerinin yaşandığı, tedarik zincirlerini etkilediği, Çin'in böyle monopolist, tekelci bir yaklaşımı hayata geçirerek pek çok ekonomik olarak sektörde egemen olma stratejisine karşı NATO üyelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Şimdi tabii seyircilerimiz şunu düşünebilir, NATO bir güvenlik örgütü, ekonomiyle böyle siber saldırılarla veya işte fikri mülkiyet hırsızlığıyla neden ilgileniyor? Halbuki NATO antlaşmasına baktığımız zaman NATO antlaşmasında hem bu bahsettiğimiz demokrasi, hukuk devleti, insan hakları gibi değerlere atıflar vardır. Hem de ekonomik olarak liberal kapitalist düzenin devamına yönelik de bir yaklaşım vardır. Dolayısıyla NATO buradan hareketle ve Çin'in de böyle bir tehlike olması, birkaç boyutlu tehlike olması münasebetiyle bir strateji belirlemiştir. Yine bu sene değişen 2022 stratejik konseptinde de Çin'in aynen 2030 raporunda olduğu gibi çıkarlara, değerlere ve güvenliğe yönelik bir sistemik tehlike olduğundan bahsedilmiştir. Çok geniş kapsamlı siyasi, ekonomik ve askeri araçlarla da küresel etkinliğini arttırma isteği içinde olduğunu ve buna muhakkak engel olunması gerektiği ifade edilmiştir. Şimdi bu Tayvan krizi de bütün bu çizdiğimiz çerçevenin aslında içine oturmaktadır. Çünkü yine biraz evvel hocamın ifade ettiği gibi ABD burada Pasifik merkezli bir atılım yapmıştır. AUKUS dediğimiz Avustralya ve Birleşik Krallık yani İngiltere ile bir araya gelerek yeni bir oluşum gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda 2007'de kurulmuş olan Quad adıyla dörtlü yani kim bunlar? ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya aslında gayri resmi bir güvenlik diyaloğu gerçekleştiriyordu. 2007'de hayata geçmiş olmasına rağmen bunu yeniden canlandırmış Çin'i çevreleme stratejisini hayata geçirmiştir. Bu noktada da Tayvan son olarak attığı bütün bu hem kendi özel iç politik ve dış politik yaklaşımı ABD'nin, gerek NATO üzerinden kurguladığı yaklaşım, gerekse de bu AUKUS ve Quad üzerinden bölgeye yönelik yaklaşımına Tayvan'ı artık bir laboratuvar niteliğinde adeta bu bütün bu teorik çerçevenin somut uygulaması olarak görebiliriz. Tayvan krizinde mesela Nancy Pelosi'nin bu ziyareti gündeme geldiğinde mesela Biden bunu engelleme yönelik herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Yok saymıştır. Tabii orada sistemde yasama ve yürütmenin katı ayrılığı olmasının da çok ciddi etkisi var. Yani yürütme olarak biz yasamaya müdahil değilizin bir göstergesi olarak da bu sunulmuştur. Burada tabii bu çekişmede yeni bir soğuk savaş olabilir mi Tayvan üzerinden şeklinde ya da işte soğuk savaşta Batı Avrupa'nın veya Berlin'in oynadığı rolü Tayvan oynayabilir mi ABD ile Çin arasında şeklinde bir takım yorumlar da yapıldı. Ama burada Çin'in yine biraz evvel hocamın işaret ettiği gibi dış politika yaklaşımında belli bir süreye kadar önümüzde en azından 2040'lara kadar ABD ile sıcak bir çatışmaya girmeme gibi bir stratejisi var. Fakat Çin burada Tayvan meselesinde meseleyi biraz ağırdan aldı. Çünkü Tayvan kendi topraklarına çok yakın bir ada ve işte
bu adayı ben çevrelediğim anda, lojistiğini kestiğim anda Tayvan üzerinden gerçekleşecek bir senaryoya engel olurum şeklinde bir yaklaşımla biraz işi ağırdan aldı. Ama burada ABD de belki bu ziyaretle birlikte aynı Ukrayna örneğinde olduğu gibi Tayvan'ı feda ederek Rusya'yı Ukrayna'da şeytanlaştırdığı gibi burada da Çin'i şeytanlaştırmak, saldırgan bir imaj yaratmak ve bu oranda da uluslararası toplum nezdinde kendi stratejisini daha kolay hayata geçirmek, işte barışçıl yöntemleri kendisinin tercih ettiğini ancak savaş ve çatışma şeklindeki yöntemleri de işte batıda Rusya, güneyde de Çin'in hayata geçirdiğini göstermek bakımından bir laboratuvar, bir deneme tahtasına bence çevirdi. Burada ABD'nin bence birinci stratejisi buydu. Öbür taraftan Çin'in de bu ziyareti engelleyememesi, yeterince etkin bir cevap verememesi, bir tatbikatla yetinmesi de Çin'i biraz aslında burada zor durumda bıraktı. Önümüzdeki süreçte ABD, Çin'in bu içine düştüğü zorluk ve sıcak çatışma istemiyor olmasını bir resmi doktrin olarak da açıklamış olmasından dolayı zamanı geldikçe, yeri geldikçe kaşımaya devam edecektir. Gerek Pasifik merkezli gerekse Tayvan özelinde. Bu da tabii ABD'nin Çin'i ötekileştirme ve şeytanlaştırma, saldırganlaştırma stratejisinin bir sonucu. Tayvan krizi sırasında, hatta daha önce bu AUKUS ortaya çıktığında, Ukrayna Savaşı çıktığında şöyle analizler de yapıldı uluslararası stratejik araştırma merkezlerinde. ABD eş zamanlı olarak hem Rusya ile hem Çin ile aynı anda başa çıkabilir mi? Bir silahlı mücadeleye girebilir mi diye. Fakat burada analistlerin bence yanıldığı nokta şu, ABD çok uzun bir zamandır ama en azından 21. yüzyılın tamamında 11 Eylül saldırılarından sonra ve Körfez Savaşı'ndan sonra şöyle bir politika izliyor. Artık vekalet savaşları onun birincil önceliği. Dolayısıyla nasıl ki Ukrayna Rusya Savaşı'nda doğrudan müdahil olmayıp gerek Ukrayna'ya lojistik destek sağlayarak gerekse Avrupa Birliği'ne ve Avrupa'ya destek sağlayarak bir yöntem yürütüyorsa, burada da Çin'in bu temkinli, ihtiyatlı ve ürkek politikası, dış politikası sebebiyle belli bir döneme kadar burada Tayvan'ı aynı şekilde kullanarak bir vekaletler savaşını, eğer çatışma çıkacaksa, yürütmeyi tercih edebilir. Dolayısıyla ABD aynı anda hem Rusya ile hem Çin'le çatışır mı? Doğal olarak bir güç, süper güç de olsa aynı anda iki büyük güçle bir anda çatışmayı tercih etmez. Nitekim bu kriz aynı zamanda Çin ile Rusya'yı biraz daha birbirine yakınlaştırmıştır. Yani bu AUKUS ve Quad dörtlüsünün yeniden devreye girmesiyle birlikte zaten bu yakınlaşma söz konusuydu. Şangay İşbirliği Örgütü bunun 2001 yılından beri altyapısını da oluşturmuştu ama son Tayvan krizi, Rusya'nın hali hazırda Ukrayna üzerinden Batı'yla ve özellikle ABD'yle mücadelesi bu yakınlaşmayı sağlıyor. Bu ABD bunun farkında ama ABD aynı anda her iki güçle silahlı bir çatışma veya sıcak bir çatışmaya girmeyi tercih etmeyecek ama vekilleri aracılığıyla, taşeronları aracılığıyla adeta bir laboratuvar niteliğinde gördüğü coğrafyalarda yine etkinliğini gösterecektir. Yani ABD burada vekalet savaşlarını artık paramiliter örgütler veya terör örgütleri aracılığıyla değil, burada açıkça başka devletler aracılığıyla yürütmektedir. Vekalet savaşı denir çünkü akta daha çok gayrimeşru veya hukuk kişiliği olmayan organizasyonlar geliyor uluslararası ilişkilerde. ABD ise bu son iki örnekte iki meşru devlet üzerinden bunu yapmaktadır. Hatta Çin'e karşı taahhütlerini ihlal etmek pahasına. Çünkü ABD, Tayvan'la kültürel ve ticari ilişkiler kuracağını taahhüt etmiş bir devlettir geçmişte. Fakat ilk defa artık bu ziyaretle birlikte siyasi ilişkiler kurarak da Çin'e karşı bu taahhütlerini de artık göz ardı etmiş oluyor. Çin'in bu tehdit olarak algılanması sebebiyle. Evet, tabii Rusya örneğinde de özellikle Tayvan yeni bir Ukrayna olur mu kıyaslamaları dahi gündeme gelmişti. Şimdi Sayın Niyazi Paksoy Efendim, size sorarak devam edeyim istiyorum. ABD için gerilimiyle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Aslında biraz daha genel bir ifadeyle soracak olursak dünyadaki değişen güç dengeleri, güç savaşları ile ilgili yorumunuz nedir? Evet, vaktimiz fazla kalmadı galiba. 3-4 dakikamız var bu arada sanırım. Evet. 3 dakikamız var, buyurun. Şimdi Ukrayna-Rusya tablosuyla ortaya çıkan ve dünyayı meşgul eden bu savaş nasıl bir istikrarsızlık yarattı ve Amerika Birleşik Devletleri burada nasıl bir yarar sağladı?
aslında merak konusu. Gelecek zamanlarda da bunun kodları herhalde çözüldüğünde bir takım şeyler açıklığa çıkacaktır. Aynı versiyon bugün itibariyle Çin'le Tayvan arasındaki ilişkinin dışa vurumuyla birlikte, savaşa dönüşmesiyle birlikte o noktada da böyle bir vaka yaratılabilir mi? Aklımıza gelen sorunun diğer bir yanı. Şimdi Tayvan dediğimiz ülke 166 adacıktan oluşan bir ülke. 1600'lü yıllarda Hollanda'nın sömürgesi olan, 40 yılı aşkında sömürge halinde yaşayan, ondan sonra 200 yılda Çin hanedanı tarafından yönetilen bir ülke. 1895, yani 1900'lü yıllara gelindiğinde o yıllarda Japonya ile Çin arasındaki çıkan savaş neticesinde yönetimi Japonya'ya geçen bir ülke. Ve İkinci Dünya Savaşı'nda savaşı kaybetmiş bir Japonya, neticede buradan ayrılmak suretiyle burasının yönetimi kendi haliyle birlikte, bugün haliyle birlikte Çin'in nazarında da ayrılıkçı bir eyalet olarak tanımlanan, aslında kendi parçası olarak tarif edilen bir ülke. Bu ülkenin bugün itibariyle anayasası var. Bu ülkenin bugün itibariyle parası var. Seçimlerle yönetilen bir ülke oluşu itibariyle biraz önce ifade edildiği gibi Tayvan kendisini bağımsız bir ülke olarak görmektedir. Ama Çin ise böyle görmemektedir. Kendi parçası olarak görmektedir. Buradaki ayrılıkçı hareketin bir parça boyut değiştirmesi halinde Çin'in çıkarmış olduğu yasayla sert tedbirler alabileceği, müdahale edebileceğine ilişkin bir yasayı da meclisinden geçirmek suretiyle elinde tutmakta ve güç oluşturduğunu ifade etmektedir. Bugün itibariyle Pelosi'nin oraya ziyaretinin geri arkasında ne var diye düşünecek olursak, işte bir yanda Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Amerika'nın ne görevi varsa, yarın bir gün burada suların ısınması veya durumun farklılaşması noktasında Amerika Birleşik Devletleri burada bir mevzi mi oluşturmaya çalıştırmaktadır sorusu aklımıza gelmektedir. Aslına bakarsanız Amerika strateji geliştirmektedir. Amerika savaşmadan çoğu yerde dengeleri değiştirmeye çalışmaktadır. Hocam yaptığı çok özür dileyerek işte araya giriyorum. Bugün bu arada itibariyle süremizin sonuna gelmişiz. Son cümlelerimizi de toparlayalım hemen. Sonrasında veda etmemiz gerekecek. Hay hay. Bu bakımdan dünyayı takip etmek ama kendi ülkemiz açısından da güçlü ve lider ülke Türkiye'yi inşa etmek bakımından yolculuğumuzu devam ettirmek zorundayız. Cumhur İttifakı birlikleriyle ile 2023'te Büyük Türkiye'nin inşallah kurulması ve var olması ve yoluna devam etmesi umuduyla bu yayını yayında bize bulunma fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Bu akşam bizlere eşlik eden kıymetli konuklarımıza, siz değerli izleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Süremizin bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine yeniden Düşünce Haritası'nda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.